Mali'nin yağması da duyulmayan bir şey. Halbuki Mali bizim için önemli. Niye önemli bizim için? Çünkü Afrika'nın kuzeyi Maghrib ile doğusu arasında, Swahili konuşulan bölge arasında, yani bugünkü Tanzanya, Zanzibar falan arasında uzun bir kervan yolu. Ve kervanlar bugünkü Mali'den geçiyorlar, Timbuktu'dan. Timbuktu bir pazar yeri, bir vaha, bir beklenti yeri. Fakat burada çok önemli pazarın arasında en önemlisi sahaflar. Çünkü kervanlar giderken kitap bırakıyor, dönerken kitap alıyor. Bırakıyor, dönerken diyor ki 5 tane hazırla, 10 tane hazırla, bir sene sonra dönüyor zaten. Dönemeyen olursa orada kalıyor. Ve müthiş bir manuskriye el yazması pazarlar. Çok iyi mutlaka hattatlar var bunların. Kalıntıları sırf şeyce değil yani, İslami bir şey değil, daha fazlası da var herhalde. Ve bunlar yağmalandı. Bunu yağmalayanlar, yakanlar, işte gerillalar görünüşte, Vahabi inançtalar, türbeleri yok ettiler. Afrika'sı mimarisi için önemli. Bunlarla kimse ilgilenmedi. Hatta güya orayı kurtarmaya gelen Fransız şeysiyle birlikte. Onlar da yapmaya karıştılar. Kim bilir ne. Şimdi bu bir moda. Efendim bilinçsiz askerler ne yapsın işte. İtiş kakış da onların şeyinden gitti. Halk da yağmaladı. Halkın bir şey yağmalayana kadar neler yağmalanıyor. Halkın ulaşamayacağı ya, kilitlerin tabii. Arkası falan. İşte Körfez Savaşı'nda şey yağmalanmadı mı Irak Müzesi? Irak Müzesi hepsi meydanda mı ki halk yağmalayacak? Kasa yok. Amerika askerlerinin hepsini yağmaladılar ve ısmarlama yağmalamışlar. Ismarlama yağmalanan kilit arkası var asıl. Çok önemli eserler gitti ve bunlar bulunamadı hepsi. Avustralyalılar Kahire Müzesi'ni soydurdular. Tavandan girdi millet o şey. Tahrir olayları sırasında. Bunlar 300 küsur eseri oradan bulup getirdi medeniyet, insanlık neyse. Teşhir de gene Kahire'de. Bu Kahire muazzam bir müze yaptılar, gördün mü? İşte bu şey, hayır göremedim. Yani bu yağmalananların teşhir edildiği şey. O eskiden şeyin sarayındaydı, şeyin tahsis ettiği bir yerdeydi. Hidiv'in tahsis ettiği bir evet. Saraydaydı. Şimdi yepyeni bir müze. Hayır, müzesi çok eskidir. Ben size söyleyeyim. Yani şöyle eski, bizim müzemiz kuruluş olarak eskidir ama bizim Asar-ı Atika müzemiz, yani 1894 tarihlidir arkeoloji müzemiz. Kahire Müzesi daha eskidir. 1870'ler galiba. Evet, o daha eskidir. Müzecilik Kahire'de daha geç başlar. Ama çok değil yani, birkaç dekat. Fakat müzenin kuruluşu, yani Kahire'nin kuruluşu bizim Asar-ı Atika'dan evveldir. Önce, 20 sene falan önce galiba. Bizim Asar-ı Atika tabii muhteşem bir müze aslında. Ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok üzerinde titrenen müzesi değil şu anda. Ama yine de güzel, hala güzel yani. Güzel, içindeki mallar. Allah şahane de şimdi bu. Gerçi Antalya Müzesi de çok güzel. Yani şimdi bizde mesela 11 bin küsur benim bildiğim, yani bu sayıyı tam veremiyorum. Çin porseleri var, en nadide örnekler. Ona topladı. Çok zengin koleksiyon. Ve buna ayrı bir bina olması lazım. Ayrı bir bina, ayrı personel ve yetişmemişse getirmemiz lazım yeminli tipleri. Çünkü maalesef Çin gözünü sağa sola dikmiş vaziyette. Bunun bilinmesi lazım. Bu çok açık bir şey. Yani kültür devriminde ne kadar büyük bir hırsla bir takım şeyleri kırıp bitirdilerse, şimdi de benzer bir hırsla bir takım şeyleri toplamaya kalkıyorlar. Yani bizekiler gidebilir mi diyorsun? Her zaman her şey tehlike altındadır. Son sen bunu 20 sene söylüyorsun. 20 bu porselenleri kimsenin de umuru değil. Kimse de bir bina seçiyorum. Biraz sonra geliyor biri otel diye alıyor onu. Ya eski bina bir kere otel olmaz. Bu hüdükleri bunu anlatamıyorsun. Bilmiyor herif, otelcilik de bilmiyor çünkü. Yani bunun örneğini şeyde yaptılar. Efendime söyleyeyim, söyleyeyim. Paris. Hayır, şimdi benim yaşım müsait, seninki değil. Ben çok gençken bu Venedik'te kanalın etrafındaki Patrici sarayları, palazzoların her biri
bir tür kolayca girilebiliyordu. Yani çünkü bunların içinde teşhir edilenler vardı. Efendime söyleyeyim, Kadoro şeye girmiştir, bitmeyen bir restorasyona girmişti ama bazen ona bile bakabilirdin. Ve işte açıklık var, faaliyetler oluyor. Daha patriçilerin elindeydi bu. Ve bu patriçiler bunu böyle şey yapıyorlardı. Yani enteresan bir şekilde üzerinde duruyorlardı bu eserlerin. Bu çok enteresan bir şeydir. Tamir etmeye kalkıyor, tutmaya kalkıyor. Bitti tabii bu aileler. Bittikçe de bu otelciler saldırdı. Şimdi otellerde kalıyoruz. Bu kalınan otellerin hiçbirisi artık size o Patriçi Sarayları'nın havasını vermiyor. Çünkü onlar değil. Yani alt kata adam restoran yapmış, yok bilmem resepsiyon yapmış, yok bilmem bagaj deposu yapmış, böyle bir şey yok ki. O sarayın girişinin bir havası var. Orta katta ne bileyim sülalenin kıdemlileri kalır. Ona göre bir başka salonlar olur, yemek salonları. Üst katlar şimdi makbul yerler sayılıyor. Hizmetçi odalarıdır ya. Yok, çatı katları hizmetçi odalarıdır. Yani onlar o eski saraylar değil. Dışı, kabuğuz eski saray. Hiç kimse bunu iddia edemez ki biz koruyoruz. Hayır, alakası yok. Herif kar için orada otel işletiyor. Patriçi Sarayı kar için etkilen bir yerdir ki ailenin onuru için tutulan pahalı yerlerdir. Bunun akıbeti budur. Bu Türkiye'de maalesef bu otelcilikten anlamayan yeni otelci sektörünün bu şeylere, eski binalara saldırmasını hiç hoş karşılamıyor. Çırağan Sarayı'nı perişan etmediler mi biz? Efendim o zaten maalesef ANAP'ın zamanında başladı, Turgut Bey'in zamanında. Lübnanlı bir mimar yaptığı için. Lübnanlı mimarın yaptığı iş için bizimkiler bir kötü laf buldular, gülünç bir şeydir o. Otello arabanın intikamı diyorlardı eskiden. Evet. Arabanın intikamı diye isim koydular. Şimdi bilmiyorum, onun yanı başında bir başka otel daha var. O yalnız otel olarak yapılmıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın işidir o. Eski klasik üslupta. Bunların sayısını arttırma eğilimindeler. Yani neleri istediklerini duydukça ben bile şaşırıyorum. Bir ara Maçka Maden Fakültesini istediler. Mesela Maçka Sanat Okulu, İtalyan Sefaretidir. Galatasaray'ı istediler. Galatasaray'da mı istiyorlar? Turgut Özal zamanı, Turgut Bey hatta. O da ne dedi, niye olmasın demiştir, niye derdi. Turgut Bey istedi burası otel olmalı diye. Ha öyle mi? Peki, ben Turgut Bey'e zaman ağır bir mektup yazdım rahmetliye. Şimdi ne olacak mesela, bu Kuleli Askeri Lisesi laflar dolaşıyor. Böyle bazı insanlar haddini bilmiyor ve bunlar otel falan da bilmiyorlar. Yani otelden kazanmak, oteli işletmek çok ayrı bir zanaattır. Böyle önüne gelenin yapacağı bir şey değil bu. Çok açıkça konuşuyorum bu konuda. Yemeği kendisi yapmayan, ömrünü vermeyen o bir sanattır. Böyle restorandan falan anlamaz. Olmaz. Olmaz. Yani. Alırsa da batırır. Batırır. Hiçbir şey olmaz. Bu çok açıktır. Nereden geldik restorana? Porselen Müzesi'nden. Porselen Müzemiz çok... 20 senedir söylüyorsun, 20 senedir yapılmıyor. 20 senedir yapılmıyor. Herhalde ama şimdi sanki böyle bir niyet var gibi duyuyorum. Kim ama duydu, nereden kurulacak, nerede yapılacak bilmiyorum. Hı. Mesela şeye verilen, bu Tarih Vakfı'na verilen yerde olmaz mıydı? Hangisi? Darphane Tarih Vakfı, darphaneye niye girdi onu da anlamıyorum. Yani Tarih Vakfı İstanbul Müzesi kuracakmış. O arkadaşlar o zaman ne İstanbul'dan anlıyorlardı? Ne müzeler anlıyorlardı? Ne de şehir müzesine. Avrupa Birliği'nden mi ne bir herif vermişler, gelip bunlara şehir müzesi anlatıyor adam. Ta İngiltere'deki taşra şehir müzesine uzmanı. Yani İstanbul gibi bir şehrin burası. Bu eski adliye binası olmaz mı? Eski adliye binası hangisi? Şimdiki kullandığımız şey mi diyorsunuz? O bina yalnız çok kötü bir örneğidir şeyin. Büyük mimarımızın evet. Bir madde bir madde iki bunu Nurhan da yazdı, başkaları da söyledi, o maalesef şeyin arkasında yer alır biliyorsun, defteri Hakani Nezareti denen evet.
Tapu Kadastro binasının arkasında ve şeyden Mithat İslam Eserleri Müzesi olan bugün şeye bitişiktir. İbrahim Paşa Sarayı'na. Zaten bir kısmı İbrahim Paşa Sarayı'nın yıkıntısı üzerine yapılmış. Onu derhal yıkacaksın bir kere. Ben 16. asrın kârgir bir konağı sarayı vururken ortada yıkıntısı olsun, temeli olsun tespit etmek dururken öyle garip beton binayı onun üstüne oturtmam, buna herkes güler. Biliyorsun yani, en büyük Türk mimarı da onu yapan. Evet, o öyle yerine derler. Göre Türk büyük mimarı. Maalesef Şark kahvesi yıkılırken bir takım insanlar tabii galeyana geldiler. Hocanın eseridir, gidip nöbet tutalım, protesto edelim. Size ne oluyor ki, anlaştı dediler belediye reisiyle. Bilmem ne kadar, yani artık yapacak bir şey yok o zaman. Bazı eserler iyidir, bazılarında bir faul verilir. Çok tetkik eden biriydi. Şunu tabii daima minnetle anmalıyız. Topkapı Sarayı için gerçekten röleveleri falan barındıran tek kitap halen o. Daha iyisini kimse yapamadı. Yapamadı. O, onun için o önemli. Bir takım eski ilk devir Osmanlı eserleri için aynı şeyi söylemek mümkündür. Bazen de peki neresi olur mesela bu porselen müzesi için? Hatta işte topladaki diğer bazı eserler için. Orada mesela üç bina söyledik. Defteri Hakani ve mimar şey, rektörlük, Marmara Rektörlüğü. Yani Eski Madin ve Ticaret Nezareti binası. Tabii ki şey söyledik. Maçka Kız Sanat Mektebi, şimdi artık kız erkek kalktı. Protestolar geliyor. Bizim okulumuzu alıyorsunuz. Okulumuzu biz almayacağız. Oteller alacak. Biz alırsak dünyanın en güzel orijinal müzesini gezecektiniz. Ve torunlarınıza ve çocuklarınıza biz burada okuduk diye gösterebilecektiniz. Tarihteki Suriye bugünkü Suriye değil. Tarihte Irak diye bir devlet yok. Yok yani, bu çok önemli. O Irak dediğiniz coğrafi bir toprağın adıdır. Çernozyom gibi hep söylüyorum. Yani Ukrayna'da Çernozyom dediğin zaman o coğrafi, etnik bir, jeolojik bir bölünme değil. Sadece toprak haritası için önemli bir tabir. Irak'ta böyledir. Biz orayı üç eyalet halinde yönettik. Hatta Bağdat, Basra mı? Şehri zor çıktı, Hakkari ve Süleymaniye içeren. O da merkeze bağlı bir mutasarrıflıktı. Bir bunlara değil. Ve bunlar çok ayrı etnik bünyeleri olan ülkeler. Yani şimdi ben size burada Musul'daki etnik kalabalığı saysam, bilmiyorum sabrınız var mı? Başlayalım. Başla. Efendime söyleyeyim, Kaldaniler var. Katolik takımı var. Eski kilise taraftarları var. Efendime söyleyeyim, Arami denen kavim. Bugün artık o dil geriledi ama Aramca konuşurlardı, Arapça değil. Bunların içinde tabii ki eski takım vardı. Süryani, yani kadim dediğimiz. Fakat daha sonra Katolik propagandasına uğramış ve 19. asırda protestanları çıkmış. Efendime söyleyeyim, Yahudiler vardı. Irak Yahudilerinin oradaki kısmı. Onlar da Aramca konuşurdu. Ama tabii ibadet dilleri İbranice'ydi. Efendime söyleyeyim, İngilizlerin Mandayans dediği, bizim Hanif diye hitap ettiğimiz, Hazreti İbrahim'in mensubu, ona tabi bir takım ortada gezer. Efendime söyleyeyim, Yezidiler vardır. Onların kutsal yerleri oradadır değil mi? Evet. Ondan sonra efendime söyleyeyim, tabii ki Şiiler vardır, az miktarda. Tabii ki bol miktarda Sünniler vardır, Şafii'dir. Türkmenler tabii vardır. Tabii ki efendim Türkmenler vardır, Araplar vardır. Tabii ki Kürtler bu tarafında vardır. O Kürtler de kendilerine göre lehçe farkları vardır. Efendime söyleyeyim, Farsça konuşan bile vardır orada. Suranice konuşan vardır, Kırmançı konuşan pek yoktur ama Farsça konuşan vardır. Farsça, Surani orası. Şimdi bunlar bizim daha sayabildiklerimiz yani. Bir de bunların işte kendi alt bölümleri var bir de. Bir de üstte kabileler var. Bilmem ne yani. Şimdi böyle bir ülke, bu Musul. Bunu Osmanlı bilmiyorum, oradan oraya birleştirmeyi. Onlar da pek bir
sıkıntısı yok isterse, ama bu Musul'dur. Bunun bir de Bağdat vardır, orta kesim. Bir de Basra vardır. Yani Bağdat ve Basra sanki Musul kadar karışık değil. Yok, onlar da karışık ama Mithat Paşa onları bir şekilde bir arada idare etti. Yani Kuveyt'i de ilhak etti. Onu yaptı. Mithat Paşa çok büyük bir vali. Çok yani sadarette ve şurayı devlet nezaretinde merkezde gösterdiği acemilikler ve karışıklıklar, anayasa romantizmi dolayısıyla bazen gözü kapalı bir şekilde anayasaya adeta ihlal edecek çözümlere razı olması o komisyonda. Onlar sizi şey yapmasın. Mithat Paşa'nın valiliği bizde incelenmedi. Balkanlardaki vali de öyle değil mi? Bir kere Bulgarca literatürü okuyacaksın. Tuna vilayeti için hiç tahmin ettiğin gibi değil. Yerlere göklere koyamıyorlar. Yani şu Maria Todorova denen meslektaşımızın, büyük Todorov'un, Nikolay Todorov'un kızıdır. Ki çok akıllı bir kız yani. Avrupa literatürüne falan hakim bir hatun. Yazdığı makaleler yani onun rehin sandıkları için ben öyle bir şey okumadım bizde. Yani ziraat konusunda yaptıkları, basın hayatında yaptıkları. İlk bankayı okumamış mı zaten? İşte o. Ve işte gemi şirketi kuruyor yani. Evet. Tuna'da da bu tarafta da. Arkeologya meselesinde mesela Ahmet Mithat Efendi yanında, Osman Hamdi yanında, evet. Karavcı yanında, yani o Polonyalı teknisyen. Bunların hepsini göze aldığınız zaman Suriye'deki yaptıkları mesela, bugün Suriye tarihçileri onu aynı şekilde yere göğe koyamıyor. Böyle bir Osmanlı veziri, böyle bir vali. Vali, muazzam vali. Ve numero uno Avrupa'da, ben size söyleyeyim. Bazı şeyler çok terstir. Mesela Avrupa'nın o tarihteki iki numaralı valisi kim? Kim? Olimpiyat yaptın, gümüş madalya veriyorsun. Kim? Kim nereden çıkar? Bu Rusya'dan çıkar. Kim bu? Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. İşte o çok enteresan bir şey. Bize kim geldi Rusya Büyükelçisi olarak? Çaktım sınıfta vallahi. Çok şikayet ettiğimiz, hani milleti kışkırtıyor falan. Çernişev. Hayır, Çernişev değil, başka türlü bir şey. Ve Büyükelçi rütbesi yoktu. Allah Allah, kim diyor? Çok enteresan bir aile. Aileden bir tanesi daha. Stalin devrine kadar devam eden, yani Çar'ın ordusundan Japonya'da yenildi ve sonra Stalin'den de Kızıl Ordu'ya girdi general olarak. Son muzaffer başkumandan Rusya İmparatorluğu'nun, ki o da biliyorsunuz aynı şekilde orduya, Kızıl Ordu'ya geçmiştir. Bunların hepsi bilinecek şey. Şimdi bu kim hocam yer, vallahi bak, şimdi gelecek. Gelecek mi? Bekliyoruz, tamam. Buradaki elçiliği bir komedidir. Bütün Balkan gerillalarını sefarette misafir eder. Mahmut Nedimov'la çok arkadaş güya. Ve bizdeki tarihçiler de Mahmut Nedimov diyorlar adamı. Evet. Sanki o Rusya'nın şeyinden emir alıyormuş gibi aldığı falan yok. İşletiyor adamı aklınca. Yanlış bilgi veriyor. O da onu yaydıkça. Önce sefirler inanıyorlar buna, bu sadrazamın dostu diye. Sonra bakıyor ki fos çıkıyor haberler. Oturup adama ne dediler? Yalancı paşa, yalancı general. Le Mentor paşa falan diye isim taktılar. Çok enteresan bu. Bak bakalım kim var orada. 1875, 76, 77'deki Rusya sefirlerinin adını. 1875. Yazdım bakalım. Ne çıkacak şimdi, görürsünüz. Rusya sefaretinin en önemli tiplerinden birisi. Ve bunun çok daha ilginç bir... Pavlovich. Pavlovich. Pavlovich baba da olabilir ancak. Değil mi? Şimdi bunun çok daha enteresan bir şeysi vardır. Bu döndüğü zaman yani harp çıktı tabii, çekildi buradan sefaretten. 77-78 harbi.
Bunu İçişleri Bakanı yaptılar. İşte orada rezalet, yani bütün o Yahudi pogromları, bir takım şeyler hiç tasvip edilmeyecek. Rusya'yı Avrupa'nın gözünden düşüren ve içerideki huzuru hissin. Bu adam bir numaralı Sibirya valisiydi. O kadar iyi şeyler yaptı ki. Yani işte geldi oraya iki tane büyük vali İstanbul'da, biri nazır, öbürü Rusya sefiri, birbirlerini de tabii hiç sevmiyorlar. Çünkü Mithat Paşa Bulgaristan'da ilk defa polis teşkilatını kurdu, hafiye teşkilatını. Sultanahmet değil o. Bütün oradaki hareketleri kontrol edip yönlendiren, bu deliriyordu tabii buna. Yani onun için çok ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani bu neden ileri geliyor? Neden ileri geliyor? Şimdi konuyu geçelim, tekrar döneceğiz. Ya büyükelçi kim ya? İşte tekrar döneceğiz diyorum. Niye bilmiyorsunuz? Hep şikayet edilir bundan. İgnatiev. Aferin. Yani Rusya'nın bir idare şeysi. İgnatiev tabii. Bak, ne güzel işte. İgnatiev tabii. Yani taş yerinde ağırdır. Hakikaten Rusya'nın en önemli valisi, maalesef, en başarılısı Doğu Sibirya valisi. Burada komik bir sefir, bir provokatör ve bir yanlış haber taşıyan diplomatın ötesinde bir şey değil. Ve sonra da maalesef çok kötü, en hafif bir şekilde insan hak hukukuna, tebaaya saygısı olmayan bir dahiliye nazırı olarak sahneden çekildi. Bunlar benim yorumlarım değil, bu tarifler ve tasvirler onun torununun torununun yazdığı Family Album kitabında da görülür. Hı. Çok ilginçtir yani. Büyükelçi İgnatiev, büyükelçi değil, elçi İgnatiev, sonradan büyükelçilik statüsünde şey oldu. Şimdi buraya nereden geldik? Irak'tan geldik. Irak'tan geldik. Bu Irak'ın böyle gayet efikasitesi, efficient diyorlar ya, liyakatli, verimli idaresi, verimli idaresi Mithat Paşa'ya aittir. Ondan sonra iş değişti tabii. Mithat Paşa nerenin valisiydi? İlk önce Tuna valisi. Yani onu biliyorum. Sonra Bulgaristan'ı içeriyor. Bir ara Edirne'yi içeren bir Rumeli valiliği var. Ondan sonra Irak'a geldi. Irak'ta Basra mı, Bağdat mı? Basra ile Bağdat'ı bitiştirdi, Musul değil. Musul değil. Musul değil, biliyorum. Ondan sonra biliyorsun sadaret madaret falan yok, yazık o dönem. Ve ondan sonra Suriye valiliği, Şam-ı Şerif, Halep değil. Ve bitten şeyi okumak da lazım. Yani Suriye historiografisi, modern tarih çok metheder onu. Çok enteresan bir adamdır. Ve ondan sonra da Aydın valiliğine geldi ki o bir sürgündü ve gözlem altındaydı. Ama kalsa orada da çok büyük işler başaracağı belli. Vali kalkıp da Şuray Devlet Nazırı yapmak Mehmet Emin Ali Paşa'nın işi. Ondan sonra sadrazam olması sevki tabii kader. Ne hayatına mal olmuştur. Bir büyük devir vardı ki bütün bu birbirini yiyen insanlar çok büyük işleri bir arada yaptılar. Bizim tarihçiliğimizin çok küçümsediği ve çoluk çocuğa yanlış tanıttığı Sultan Abdülmecid Han. 16,5 yaşında tahta geçti, bir dahi, bir insan sarrafı, bütün o Tanzimat'ın büyüklerine son derece hürmet ediyor, merbut görünüyor. Aynı zamanda da müsaadenle biraz mürahi bir karakterle de onları idare ediyor. Ve hepsi bir arada büyük işler başardılar. Baba Ali'nin diktası, Baba Ali'nin Sultan Abdülmecid'i kandırması veya itelemesiyle değil, onun derecesi altında olmuştur. Ve o zaman büyük olan adamlar ondan sonra birbirlerini yemeye başladılar. Bu çok açık bir şey. Bunların yeri ayrı. Şimdi bizim bu bölgede gördüğümüz bir şey var. Gördüğünüz gibi yaygın bir Kürt nüfusu var. Bunlar şehirli değil. Belirli dağlık mıntıkalarda yaşıyorlar. İçlerinde Yezidiler gibi ve Nasturiler gibi
Dağı'nda, Hakkari Dağı'nda yaşayan Hristiyanlar var. Hangi mesela? Yahudiler de var. Kürt Yahudileri var. Evet. Kürt Yahudileri var. Kürtçe konuşuyorlar. Onlar elan İsrail'de de şey yani problemli bir grup durumunda. İstanbul'da çok var hani. İstanbul'da Kürt Yahudisi ben pek tanımadım. Göç edenlerden. Ben sana sonra söylerim. Olabilir yani bunları bilmek lazım. Yani şimdi bu İkinci Cihan Harbi'nden sonra o bölgeden Kürt Yahudileri göçtüler. Maalesef 1960'larda ön planda Kürtlerin kendi baskılarıyla Nasturiler gitti. Bunlar Fransa'ya falan gittiler. Nasturiler hangi mezhep dersen Nasturi diyeceğim. Yani 425 Efes Konsülü'nde İstanbul Patriği Nasturius'un reddedilen mezhepler dolayısıyla mekanından atılıp doğuya gitmesi ve oraya Medine'ye götürmesi. Bir ucu İran'da. Bir ucu İran'da, bir ucu tam Moğolistan'da olan bu mezhebin oradaki şeyi ve bunların maalesef Müslüman Kürt takımıyla entegrasyonu tam değil. Yani onu kendileri de bilmiyorum farkındalar mı? Peki onlar, Yezidiler onlar Kürt müdür yoksa Bizanslı mıdır onlar? Hayır efendim onlar bal gibi Kürtler. Kürt. Yani Bizans patriğinin dini Türklere de yayıldı. Uzakta Uygurlara falan gitti. Nasturiler var orada. Bunlar Nasturi'ydi ve Hakkari Dağlığı'nda yaşarlardı aslında. Şimdi yoklar artık. Bir de tabii Yezidiler. Yani bunlar ayrı din grupları oralarda. Ve tabii çok daha enteresan bir şey. Tarihi Ermenistan'a pek o kadar ilişiği olmamakla birlikte Mezopotamya'nın bu kısmında, Diyarbakır'da vesaire Ermenilerin de olması. Zaten aslında Süryaniler yani Aramca konuşanlarla ki Sami bir dildir, Sami medeniyettir. Ermeniler Ari bir dildir, Aryan bir medeniyettir. Aynı itikata sahiptirler. 452'deki Kalkedon Kadıköy Konsili'nde Bizans'ın umumi kilisesine isyan etmeleri. Bunlara Koptlar da dahil Mısır'da ve bir arada bunlar monofizist diye adlandırılıyor. Bunu kullanmamak lazım. Çünkü bu öbürkülerin taktığı bir isim. Tabii. Tek fizikçi diye. İsrail Hazreti İsa'nın insanlık ve uluhiyet vasfını birbirine meczetmelerinden ileri gelen bir nitelendirme oluyor. Biz kullanmıyoruz bu tabiri. Yani bilim dünyasında bunun kullanılmaması lazım. Fakat tabii dil ayrılığı, anane ayrılığı, etnik medeniyetin farklılığı dolayısıyla ne Kıpti takımı bugün, ne Habeş takımı, hepsi aynı itikat, ne Aramlar, Süryani takımı, ne de bu şeyler, Ermeniler bir araya gelebiliyorlar. Yani o çok enteresan ama itikat aynıdır. Aynen. Ve bunlar hepsi burada. Ben size mesela Meclisi İdare-i Vilayet dediğimiz bir şey vardı. Vilayet İdare Meclisi. Bugün il idare kurulları biraz daha kırpılmış bir şeydir. 1864'teki nizamnameden sonra ben size Diyarbakır Meclisi'ndeki üyeleri okuyayım. Memurlar oluyor Vali Paşa'nın etrafında. Memurlardan sonra ruhani temsilciler. Her mezhebin bir temsilcisi var. Müslümanlar da dahil ve Diyarbakır'da Şafii ve Hanefi müftüsü var. Yani tamam mı? Ondan sonra Ermeni, Ermeni Ortodoks, Ermeni diye geçer. Sırf Ermeni Katolik. Ondan sonra efendim Süryani Katolik, Süryan Kadim. Ondan sonra efendime söyleyeyim şey, normal oradaki Kaldaniler. Dolu ya ruhani meclis gibi bir şey. Bu kalabalıklar size bu bölgenin problemlerinin çok eskiden beri var olduğunu gösteriyor. Hiçbir zaman bu bölgede tek başına ne bir Sami medeniyet, ne bir Ari medeniyet, ne Müslümanlığın, ne de diğerlerinin çok mutlak bir şekilde hakim olmadığını gösteriyor. Çok ilginç tetkikler bunu göstermektedir. Bunların hangisi kalmış, hangisi ölmüş onu da bilmiyorum.
konuşulan Aramca'nın ikinci harften sonra çok büyük ölçüde kayboldu. Ama hala çünkü oradaki Yahudilerin bu dili konuştu ve gidince de kayboldu. Vallahi değil. Ben Mukadder Sezgin Bey bilir. Bize 64 yılında Turizm Bakanlığı'nın kendi kadroları yetersiz olduğu için böyle biz yabancı dilde falan yardımda bulunuyorduk böyle informasyona falan. Ve bizi olur çıkarttı oraya turist etik envantere yolladı. Ben Mardin'i o zaman dehşetle ve çok büyük bir hazla seyrettim. Sokakta Aramca konuşuluyordu, güzel bir dil. Ve oradaydılar. Sonraki gidişlerimde zaten bir Mardin öbür Mardin'de aynı şey değildir. Artık o Aramca'nın sadece kilisedeki liturjiye ait olduğunu, insanların bunu unuttuğunu, konuşanların gittiğini falan gördüm. Nitekim artık Katolik Süryanlar, yani daha evvel Aramca olmasına rağmen dilleri ve İsa'nın dili Aramca diye de çok övünürler. İstanbul'da falan İtalyan Katolikleriyle hemhalendeler. Biz hepinizin biliyorsunuz San Antoine Kilisesi'nde, efendime söyleyeyim, bunlar Polonyalı rahiplerin, Türkçe bilen Polonyalı rahiplerin yönetiminde ibadetlerini yapıyorlar. Allah bağışlasın. Yani ne kadar değişiyor ortalık ve ne kadar şey oluyor Türkler. Yani o bölge... Bu bölge dışarıda nüfus veriyor. İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya, bütün gruplar gibi. Ve tabii aynı çalkantı orada da cereyan ediyor. Yani aslında Kafkasların bir başka modeli. Yani bir sürü din... Kafkaslardan bir... çok daha şık. Karışık. Kafkaslarda herkes azar azar tepelerde, evet, oturur. O tepeler coğrafi bir bütünlük içindedir. Yani Çeçenya bölgesinde başkasını pek göremezsin. Evet. Kuzey Dağıstan'da, efendime söyleyeyim, Abkhazya bölgesinde Abkhazları görürsün. Sayıları 300 bindir Gürcistan'ın üstü. Gitti, Gürcüleri kovdular çünkü biliyorsun. İşte Çerkezya'nın bir takım vilayetleri vardır. Burası daha da mı karışık yani? Gürcistan. Burası çok iç içe, hepsinin belirli bir puvarı, iktidarı var. Hepsinin belirli bir müesseseleşmiş, kurumlaşmış adetleri var. 2000 yıllık kurumları var. Kiliseleri var, dillerini yazıyorlar falan. Ve hayat hiç o kadar kolay değil. Hem böyle hikayeler anlatılıyor. Ya ne güzel, hepimiz bal ve şekerdik. O balın ve şekerin ne olduğunu Allah biliyor. İçinde biraz zerdeçal var galiba. Balın acısı da yerinde. Ama şurası da bir gerçek ki, bu gibi kriz dönemlerinde de büyük patlamalar oluyor. Yani Orta Doğu hiç kolay bir kutu değil. Bunu biz çok tekrarlıyoruz ama niye tekrarladığımızın şeysi yok. Şimdi Kuzey Suriye. Orada bir kere bir sürü Türkmen yaşıyor. Halep Türkmeni dedikleri. Bu Türkmenler, sözüm ona, Şii. Ne Şiilik güttükleri var, ne Sünnilikle fazla uğraştıkları var. Ama herhalde bir anane olarak Sünni takımından biraz uzak duruyorlar. Sünniler ama tam da Şii de değiller. Tamam değil. Mevsimciğim. Orada bir de Nusayriler var. Tamamen bambaşka bir şey. Şimdi zaten artık bu bambaşkalık büyük bir çatışmanın ana unsuru olmaya dönüştü. Orada tabii Ortodokslar var. Ortodoks deyince itikadı bir yana bırak, Rusya'nın bir de kilisesi var. Yani Ortodoks kilise Rusya. Efendim bunlar aynı şey diyor dindarlar. Aynı şey olduğunu biliyoruz ama paraları ve kasaları ayrı ya. Bu çok önemli bir şey. Hocam peki şimdi bu bölge Kürtlerin ana vatanı mıdır yoksa burası kimlerin ana vatanıdır? Bu tip münakaşaları burada yapmak hiç doğru değil. Çünkü teoriye göre diyorlar ki bunlar İran'ın Kerman bölgesinden gelen bir kavim, yani aşiretler. Bir kısmı da bambaşka şeyler söylüyor. Efendim ta işte Asuri devirlerinde Karduki diye bir kavim vardı. Burada yok, Anabasis de var, Xenofon'un falan. O yüzden bu tip hassas tartışmaları buraya getirmenin hiçbir manası yok. Kaldı ki bugün Kürt milliyetçiliğinin
bu kavgalara katılmasına rağmen onların da çok donanımlı olduğunu zannetmiyorum. Yani ikna edici bir şey değil. Zamanla bu işler çıkar, daha iyi anlaşılır. Ama şurası bir gerçek ki, bugün Türkiye'de Kürtler Mazı Dağı'ndan ve civar bölgelerden şehirlere doğru, önce Güneydoğu'da sonra Orta Anadolu, gider ayak Akdeniz ve Marmara'ya doğru yayılan, kalabalıklaşan bir nüfus. Nüfusun ne kadar olduğunu da kimse bilmiyor. Çünkü sayımlar 65'ten beri artık yok bu soru. 65'e kadar sayımlarda ne dili konuşuyorsun, ana dilin ne gibi falandı, ondan hareket veriliyordu. Galiba en şey noktada budur. En kalabalık Kürt nüfusunun bu olduğu gerçek. Fakat Irak'ta daha teşkilatlı, daha ana nesline ve eğitimine sahip bir grup var. İran Kürtleri ise zaten bilhassa elit takımı çok eğitimli. İran Kürtlerinin. Evet, İran Kürtlerinin. Türkiye'de var öyle elit Kürtler ama çok. Yok, bizim elit Kürtlerle hiç mukayese kabul edilmez. Onlar daha mı iyi? Yok canım, adamların yani kendi Kürtçesi de, Farsçası da, Arapçası da, yabancı dili de, tarih merakı da yani. Bir de cemiyet entegrasyonda çok fazla, kimseyi küçümsemek için bir şey söylemiyorum ama Irak'ta da aynı şey. Yani görüyorsun bir milletvekilini, 3-5 dil falan konuşanı var. 3 gün evvel New York'ta işte Barzani'nin temsilcisi eski eserler üzerinde konuşuyordu. Bir kere İngilizcesi falan çok mükemmel yani. Rahat, geniş bir İngilizce var. Onlar önemli yani, her yere girebilecek durumdalar. Bu çok açık o bakımdan. Bilmiyorum bu takımlar arasında da ne kadar bir alışveriş imkanı var, onu bilemiyorum. Peki İlber abi, bir şey soracağım. Bilmek de zaten çok zor. Başka bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben, 10. 11. yüzyıl Anadolu yerleşimleri ile ilgili okuduğum bazı şeyler ve gördüğüm bazı yazılarda Anadolu'da Kürt yerleşiminin çok yaygın olduğunu gösteriyor. Yani sadece mesela Ege'ye yakın bölgelerde bile Kürtler var. 19. asır okuyorsan o yok, yok Kürt. Hayır, 11. 12. asırda. Yok canım, 11. 12. asırda Ege'de Kürt hiç olacak hikaye değil mi? Yok. Allah. Ege mümkün değil. Yani Ege'de zaten ben size söyleyeyim, ta Perikles devrindeki kolonizasyon öncesinde de bir belli bir Helenik kolonizasyon vardır. Hiç onu söylemek mümkün değil. İonya. İonya ve Arda Aeolyenler vardır. Yok, ben yani Selçuk devrinden bahsediyorum. Selçuk devri 11. 12. asırda biz orada değildik. Kürtler çekti. Hayır, Türkler yokken orada böyle Kürt yerleşimleri varmış diye bazı şeyler var. Bir şey. Kim söylüyor bunu yani, hiç ispatı... Bunu sana yollarım onları. Şey, kendi yeni muallakta mücerret laflar bunlar. Yani şöyle, bizim Anadolu coğrafyasında Türkler geldiği vakit yerleşik kavimler var. Burası da bir Helenize bir kıta değil, Küçük Asya, onu söyleyeyim. Yani onu öyle düşünmek çok yanlış. Yani dehellenization, dehellenization diyor ya, Vriyonis, Anadolu'nun Helenizasyonunun bitişi gibi. Anadolu'nun Helenizasyonu zaten mesela Yunanistan kıtası gibi olsa, adalar ve İonya gibi olsa, belki bugün çok daha başka manzaralar ortaya çıkardı. Burada bir kere çok hakikaten kalabalık bir Ermeni nüfusu var, o var. Kapadokya falan gibi yerlerde değişik insanlar var. Mesela Küçükova, Çukurova mıntıkasında düpedüz Farsça konuşuluyordu yani. Büyük İskender'den evvel bile. Hatta orada biliyorsun Soli dedikleri yer, yani Romalıların Pompeyopolisi. Pompei yeniden ıslah etti çünkü şehri. Soli'deki insanlar çok kötü bir Yunanca konuşuyorlar, kırık bir Grekçe ve içi de bir takım Fers şeyleriyle dolu, elementleriyle kelimelerin. Solisizm diyorlar onlar o yüzden ve o kalıyor. Yani şimdi mesela işte Sırp-Hırvatça'da Türk solisizmleri falan, yani böyle laflar kullanılır bu. Gelip yerleşen, kalan ve dil bayağı bir şey yapan.
rengini değiştirmeye başlayan şeyler için. Sonra tabii ki Güneydoğu Anadolu hiçbir zaman Helenik değil. Bir takım başka diller konuşuluyor. İşin acayibi Arapçası Suudi Arabistan'la falan sınırlı değil. Bugünkü Ürdün'de bile var, bugünkü şeyde bile var, Suriye'nin kuzeyinde mesela Palmira'da hem Arapça hem Aramca kullanılıyor. Antik çağlarda bile. Şimdi orada başka türlü bir şey var. Peter Brown'un yani çok önemli bir geç antikiteci yani miladi 2. 3. 5. 6. 8. asra geç antikite deniyor. Onun en büyük uzmanlarından biri, onun çok güzel bir cümlesi var. Adeta bizim başbakanın rahmetli Demir'in şeyine çok benziyor. Yunanca biliyorsan diyor. Her yerde Yunanca konuşulan evde konaklayarak da bilmem nereye kadar gidersin. Bütün Mezopotamya Mısır'a kadar bir kibar bir dil, bir ilim dili. Yani o çok açık ama bu hiçbir zaman etnik bakımdan orada Helenizasyon değil. Şimdi bu Helence yani eski Yunanca bu kadar iyi incelendiği halde mesela bizim memleketimizde Muğla, Karya bölgesi. Likya, Pisidya bölgesi, Antalya'nın kuzeyi, bugünkü Hamit Tekke yöresi, Burdur falan ve hatta Pamfilya yani Antalya bölgesinde. Bu dile baktığın zaman arada bir takım başka kırıklıklar görüyorsun, başka problemler görüyorsun. Yani bunlar böyle klasik Aeolian falan da değil ve hala inceleme konusu. Yani eski Yunanca dediğiniz eski Helen dünyası incelenip bitmiş değil. Tabii ki Yunanca'nın bir başka sorunu daha var. Bir koine dediğimiz, koine common demek, avami demek. Yani vernacular falan gibi böyle bir kelime. Routurier pardon Fransızcası yani avam takımının dili. Ayak takımının. O kadar düşürmeyelim. Tabii Perikles'in de Yunancası kolonizasyondan sonra Anadolu'da falan oldukça mahiyet değiştiriyor. Yani şurada İngilizcenin Amerika'da ne hale geldiğini görüyoruz. Avustralya'da ne hale geldiğini. Ama başka yerden de ters şeyler var. Mesela İspanyolca ve Portekizce Amerika kıtasında daha şeker ve tatlı konuşuluyor. Daha çok kendini tutuyor veya bizim memlekete göç eden İspanyol ana dilliler var. Yahudilerimiz mesela Safarat takımı. Şimdi artık yok o da ama 50'lerde hatta 60'ların başında bayılırlardı onların konuştuğu Kastilyen İspanyolcaya. Bizim arkadaşımız var hep söylerim değil mi? Sabatay Varol gazeteci. Sabatay'ın karısı mesela Marie Christine. O İspanyolcacı buraya o'dan dolayı gelmiş. Oldu sana Safarat Yahudi uzmanı. Çünkü bayıldı o dil, daha konuşuyorlardı o zaman. Hala yaşlılar konuşuyordu. Artık kaç kişi konuşuyor bilmiyorum. Ben İsrail'de gördüm en son çok iyi konuşanları. Evet. Mrs. Trano falan vardı gazeteci. Öldü gitti. Yani o bakımdan... bunlar enteresan şeyler. Dil dediğin şey değişir hep. Mahiyet değiştirir. Dolayısıyla Anadolu kıtasında yani Anatolia şark demek zaten. Anaların dolu olduğu yer demek değil. Şark demek. Yani bu Yunan dünyasının şark kesimi. Öyle bir adı. Tıpkı Horasan gibi. Horasan da İran dünyasının doğusudur. Burada insanlar değişik diller konuşuyor ve onların üzerine Türkçe yayılıveriyor. Çünkü ordunun dili ve daha da önemlisi aşiretler yoktu. Yani dağlarda göçebeler yoktu. Biz dağları iskan ettik. Evet. O tabii bu memlekette Türkçeyi çok çabuk yaymaya yardım ediyor. O yüzden İtalyanlar 12. asırda buraya Türkmeniye diyorlar. Türkiye ya Türkmeniye. Hı hı. Biz demiyoruz o isim yok. Onların. Ondan artırılır. Onlar öyle diyor. Onlar bilir. Biliyorlar hakikaten. Peki gelelim. Şimdi bu bütün şey için de böyle. Orta Şark için de böyle. Yani Orta Şark'ta hiçbir millet, hiçbir dil tam hakimiyet kuramaz.
Sizin Arapça dediğiniz de zaten İslam fetihlerinden sonra bu kadar yayıldı. Daha evvel Arapça ile falan değil. Bu Orta Doğu bölgesinin, yani Osmanlı Maşrak Arap dünyasının, Osmanlı'nın da idare ettiği bölgenin dili Aramca'ydı eskiden. Ta İslam fetihlerine evet. kadar yaygın Aramca'ydı. Filistin dahil bu. Aramca ve Ermenice galiba değil mi? Hayır, Ermenice yukarıda. Aramca, Lübnan'da bir garip lehçe konuşuluyordu. Fenikece o demek lazım ona, onun kalıntısı. Fakat o dil daha saf olarak Malta'da yaşıyor. Onun için muhacirette Maltalılarla Lübnanlılar çok çabuk kaynaşırlar. Hem dil hem din olarak çok çabuk kaynaşırlar ve bir millettir. Fenikelilerin torunları. Lübnan Katolikleri, Lübnan Hristiyanlarına bahsediyoruz. Hristiyanlar, Müslümanlar da ona yakın ama Hristiyanlar tabii daha Lübnanlı o bakımdan. Tabii Hristiyanlardan bahsediyorum. Kürtlerin devlet kurma arayışı, aslına bakarsan 20. yüzyılın başında Osmanlı içerisinde milliyetçilik rüzgarları eserken sağdan soldan, Balkanlardan başlayarak Kürtlerde de bunun etkisi görülüyor. Tabii bu çok örnek. Şimdi mesela milliyetçilik hikayesi Rusya İmparatorluğu'nda ana unsur tarafından pat diye patladı. İmparatorluklara yakışmayan bir akımdır. Mesela Avusturya Macaristan, ki sonradan Macaristan ekin aldı. Avusturya İmparatorluğu'nda herkes Almanca bilir ve Alman Avusturya'sı hakimdir aslında, devleti Habsburglar. Fakat hiç de öyle Alman milliyetçiliği yok. Falan yapılmaz. Yok öyle bir şey. Çok ayıp, manasız. Yani Avusturyalılar Avusturyalıdır. Almanca konuşurlar. Herkes kendine göre bir bölgesellik içindedir. Tirollü Tirollüdür. İştiryalı İştiryalıdır ama asıl önemlisi Bohemya'daki Avusturyalı, işte o Praga Deutsch dediğimiz Prag Almancası konuşur. Çok güzel Almancadır o. Ve literatür olarak da işte Franz Kafka'ları, Werfel'leri falan çıkaran 20. yüzyılda bile çok enteresan bir medeniyettir. Tabii Macarlar ayrı bir yapı. Tabii ki Hırvatlar ayrı bir yapı. Bir takım İtalyan devleti, bilhassa bu 18. asırdaki hakimiyetten sonra Toskana bölgesi, Trieste falan, İtalyandırlar, Almanca da konuşurlar. Ve ben size söyleyeyim, çok yakın zamanlara kadar mesela Parma, Modena, Piacenza'da böyle sono citte Austriache, Avusturya şehirleridir denir İtalyan ağzıyla. Çünkü kendilerini Toskana'nın parçası zannederler. Bir takım Floransalılar biz Fiorentiniz derler yani İtalyanlıktan evvel. Öyledir ama. Ve Trieste'de aynı şey devam eder. Ama bu bir imparatorluğun kozmopolitizmidir. Buraya milliyetçilik geldiği ölçüde bu dağılır, başka şey alır yerine. Bizim Türkiye'de de böyle olmuştur. Türk İmparatorluğu'nda böyle formel ve koyu milliyetçilik geç gelir. Çünkü sahibi odur, malını dağıtmak istemez adam. Bu çok açık bir şey. Bunun gelişi teoriyle de olmadı, eğitimle de olmadı. Bunun gelişi yaşadığımız tarihle oldu. Acılarla, göçlerle, kavgalarla oluştu. Öyle çıktı ortaya. Kürtlerin Osmanlı'nın son döneminde Batı'yla beraber bir devlet kurma arayışı içinde olması. Elite mahsus görünüyor. Yani Şerif Paşa vardı, Boş Şerif dedikleri. Osmanlı ricali içinde hariciye. Onlar Boş Şeriflerdi, bizler Boş Şeriflerdi. Boş Şerif'i Boş Şerif gibi evet. telaffuz ediyorlarmış, kızmış. Evet. Cem Le Şerif mi diyelim demişler. Le Şerif. Yani o şey, Şerif Paşa'nın bir özelliği var biliyorsun, çok düşkün Kürtçe'ye. Evet. Ne kadar biliyor bilmiyorum, benim işim değil. Fakat Bedir Hanlı mesela yeni alfabeyi buldu. Yani Latin alfabesini uydurdu, Kürt alfabesini. Kürtçe bugün birkaç alfabeyle yazılıyor Elan. Onu da biliyorsunuz. Kiril, Arap harfleri ve Türkler için de işte Latince yazıyorlarsa yazıyorlar. Türkiye ve şey için bazı
bölgeler için kendine göre sorunları olan, lehçeleri olan, bu lehçeler arasındaki ilişki bazen çok kopuk. Onları nasıl çözerler onları bilmiyoruz. Burada tartışılacak şey değil. Fakat şurası bir gerçek ki hala tarif edilen şey yurtsuz milletler ve diller diye tarif ediliyor. Tarihte, yakın tarihte bildiğimiz devlet bu vehilerdir. Bunlar Hazar kıyısından. Orası da tabii Kürt bölgesi. Bu vehiler... Türkiye'deki Kürtlerin önemli bölümü oradan göçmüş zaten. Bu vehiler Bağdat'ın hakimi yani halifenin tepesinde Şii bir hanedan olarak hakimler. Türkler gelene kadar Selçukiler. Selçukiler onları kovduktan sonra Sünni de oldukları için halifeyi de böyle el üstünde tuttular. Ve kendileri sultan olarak ortaya çıktılar. Oryantalistliğin en çok karşılaşılan konularından biri. Bağdat halifesi halife olarak tutuluyor. Din işlerine bakıyorsun diyorlar. Teoride uymaz. Kendileri de sultan. Nedir bu sultan? Kaiser mi falan? Ta şeyden beri efendime söyleyeyim bu. Radloff'u bırakın asıl Bartolt'tan beri çok iyi tartışılan bir teori. Nedir bu falan diye. Yani çözülemeyen, üstünde kesin bir şeye karar varılmayan bir düzen getiriyor Selçukiler. Ondan sonra bildiğimiz ikinci devletleri biliyorsunuz. İkinci harp sırasında Sovyetler Birliği'ne yardım için İran'ı İngiltere ve İran, Rusya birlikte Sovyetler işgal ettiler. İşgalde Sovyetler tabii Güney Azerbaycan'ı aldılar bu ve bütün bizim Türkiye sınırına kadar geldiler. Orada Mahabad Cumhuriyeti kurdular. Bu bir sene civarında yaşadı ömrü. Bitti. Bugün de gittiğiniz zaman Azerbaycan'da Hoy şehrinde, hatta şeyin Urmiye'nin civarında bir Kürt kalabalığı vardır. Az bir nüfus değildir bu. Hatta yani insanların şık şık kendi kıyafetleri içinde barzani. İşte Kinyas Kartalları falan oradan göçmedir zaten. Hayır, Kinyas Kafkas'tan göç etme. Kafkas'tan göç etme. Rus Harp Akademisi'nde değil de Harp Okulu'nda okumuş genç olarak. Enteresan bir adamdı. Yani şey der, Kinyas Bey'den bozma bir isim. Fakat şey diyormuş, İşte operaya gittiği zaman anlıyor. Kadetskaya Şikola'dayken beyazlarımızla giderdik diye. Çar'ın ordusunda harp okul talebesinin bile bir beyaz üniforması vardır balo ve opera için. Öyle şeyleri hatırladı. Ankara'da bilinen bir politikacıydı. Fakat o oradan göç etme kendi kabilesiyle, aşiretiyle. Van'da rey alıyordu biliyorsun evet. Yani. Onun reyi Van'a vardı. Kafkaslardan gelmişler zaten. Kafkasların şeyi. Kafkas bölgesinde Elan yaşıyorlar. Yani yaşıyorlar bir başka yerlerinde ama ana unsur orası da Maverai Kafkas. Peki bu Mustafa Barzani'nin hikayesi nedir? Mustafa evet. Yani Mesud'un babası. Biliyoruz evet. Ki Barzan ailesiyle, Barzan ailesi demek doğru değil, Barzan aşiretiyle Osmanlı'nın da bir takım şeyleri var. Hatta bugün Murat da ona değinmiş yazısında. Barzani'nin büyük amcası Sultan Reşat tarafından kabul ediliyor. Kendisine madalya veriyor hizmetleri için. Sonra da asılıyor Osmanlılar tarafından. Yani... Daimi şey ilişkisi yani aşiret liderleri bir böyle bir böyle. Tanzimat'ta çok muhaliftiler çünkü Tanzimat'la birlikte merkezileşme başladı. Bir takım vergiler talep edildi, bir takım şeyler yükelle fiyat geldi onun için çok karşıydılar. Yani daha evvel böyle değildi tabii yani Yavuz Sultan Selim'in ve efendime söyleyeyim bu Bitlisi'nin getirdiği düzen bir küçük mikro otonomiler şeklindeydi. Bir bölgesel değil her aşiret için belirli imtiyazlar. 7 aşiret için 7 imtiyaz almış galiba değil mi? Ama işte o aşiretlerin içinde asker verecek, yardım edecek, vergi şöyle olacak, olmayacak falan. Farklar var. Bundan rahatsız oldular. Mesela Ubeydullah ayaklanması evet. Çıktı. Daha evvel daha şark tarafında Yezdan-ı Şeref
ayaklanması çıktı. Bunun arkası yok. Ondan sonra Bedirhaniler hem ayaklandılar hem de bölgedeki Arami yani Süryani ve Kürt Ermenileri kestiler. O şey vardır, o yapı vardır. Bunların tutulması, kontrolü son derece güçtür. Mesela Sultan Hamid'in bunları kullandığı söyleniyor. Çok küçük bir kısmı. Hamid yalayları. Ama işte o büyük aşiretleri kullanmaya kalkarsan onu o pek yapmaz. O çok tehlikeli başına bir oyun olur. Evet yani yapamazsın onu. Bu görünüyor. Onun için 19. yüzyıl tarihini bakarken bak orada evrak herkesin elinde. Yani lütfen tarama yapmak lazım. Çok uzun üzerinde durmak lazım. Bu pek yapılmıyor. Yapılmıyor. Yapılanlar var. Fakat hiçbiri tam yeterli değil. Peki Mustafa Barzani. Mustafa Barzani ne yaptı? Yani Mustafa Barzani ciddi bir şey yaptı, tartışma yaptı ve çok enteresan bir lider biliyorsun. Hem Sovyetler Birliği tutuyordu adamı hem de Amerika. İyi yani. Birbiriyle. Yani o bugünkü gibi değil o ikisinin arasında oynamak yani. Bunlar birbirleriyle dünyayı ikiye bölmüşler. Onların arasında bir git gel yapmak çok zor iş. Nehru ki mesela o bu işin cambazıdır. Böyle daha başarılı yapamazdı. Ne yaptı Mustafa Barzani? Mustafa Barzani ben size ne yaptığını söyleyeyim. Bir kere askerini eğitti. Kendi peşmergelerini nizami şekilde. Ve bu eğitim sırasında Amerikalıların değil de İsrail'in kullanıldığı söyleniyor. Bunlar hep rapordur. Öbür taraftan da Sovyetlerden de belirli bir müzaharet gördü. Çünkü yaşadığı bölge Bağız Partisi'nin bölgesi olduğu için hiçbir şekilde Suriye Devleti'nin ve Irak Devleti'nin Sovyet blokuyla olan iyi ilişkilerini muhalif bir durumu yok. Onlarla gayet iyi gidiyor. Ama Suriye'de çok büyük çatışma yok. Çünkü Suriye Kürtleri zaten çok ezik vaziyette ve küçük durumdalar. Hiç de hoş bir muamele görmediler şeyden. Hafız Esad'da başından beri. Irak'ta buna karşılık gelgitler olmuştur hep. Yani gelgitlerden birisi çok kötü işte şey olaylarına kadar. Kimyasal silahlarla zehirlemelerine Halepçe'ye kadar. Bu çok açık bir şey. Öte yandan da herkes üzerinde ısrarla duruyor ki Saddam'ın en güvenilir adamları, maiyeti ve karargahı Kürtlerden oluşuyordu. Taha Yasin, Ramazan vesaire falan. Bu da doğru. Ama bu çok şey ifade etmiyor. Yani o toplumun içinden Musmolla Mustafa Barzani ve aşireti ve adamları da çıkıyor. İşte şey gibi Talabani de çıkıyor. Ve pekala Irak rejimiyle çok iyi geçinen bir takım müstakil Kürtler, bir takım askerler falan da çıkıyor. Bu mümkün. Ama Irak rejimi bugün Kuzey Irak'taki Kürt hareketini çok fişekledi. Çok açık bir şey. Yani Baas rejimi orada fazla milliyetçi hareket etti. Belki de bu kaçınılmaz olarak devam ediyordu. Yani şeyin Baas rejimi Irak'ta Suriye'dekinden daha sert davranmıştır bir takım unsurlara karşı. Çünkü o da azınlıktaydı aslında. Yani sırf Sünnilere dayanabiliyordu. Güvenebildiği grup oydu. Mesela Suriye'de Nusayrilere dayanıyor. Ama ordu ve asker ve MİT elinde. Muhaberat. Muhaberat elinde. Yani bu çok önemli ve muhaberat. Kurulup geliştikten sonra Suriye devlet oldu. Siz biliyor musunuz? 60'ların başlarına kadar Suriye'ye girip çıkmak çocuk oyuncağıydı. Pasaport kontrolü bile yok. Tabii atlıyorsun trene, geçiyorsun öbür tarafa. Tren böyle geçer. Şeyde iniyorsun meydanı Ekbez'de. Orada güya pasaport kontrolü var laf ola. Oradan atlıyorsun böyle uzun bacalı trenlere. Git Halep'e kadar, Şam'a kadar yolu var. Yani o muhaberattan sonra polis rejimiyle Hafız Esad Suriye'de bir devlet kurdu. Bu bizim anladığımız modern devlet değil. İyi hizmetler götüren devlet değil ama korku yaratan bir devlet baskı tipi. Devleti. Baskı devleti onu becerdi.
muhtelif unsurlar arasında kendi dayandığı ana unsur çok zayıf olduğu için sayıca bu laisizmi yarattı. Yani Suriye'de laisizm diyorlar, başka bir şey demiyorlar da Hafız Esat. Ama mesela Hafız Esat da çevresinde aynen az önce senin söylediğin gibi değişik etnisitelerden, değişik dini gruplardan önemli pozisyonda da adamlar barındırıyor. Tabii mesela Suriye Şeyhülislam adamıydı onun, Sünnilerin lideri. Kiliselerle arası çok iyi. Kiliseler zaten Hafız Esat'a yatkın. Venusairilere aynı problem bugün de devam ediyor. Suriye'nin istikbali ne olur? Eski Suriye olmaz, onu biliyorum. Daha fazla bir kehanette bulunmaya da gerek yok. O çok açık. Bolşevik ihtilali çok şeyi, çok tasavvurların altını üstüne getirdi. Zaten tasavvurların altını üstüne getiren bir vaka da tabii Gelibolu. Yani bu Çanakkale Savaşı bir sürü şeyin altını üstüne getirdi. Yani 1915'teki Britanya'nın, Fransa'nın 1918'de aynı şey olmadığı belli artık. Şimdi bitap düşmüşler, tekerler kırılmış yani falan, öyle bir şeyler var. Bunun üzerinde durduk ve bu yapıdan sonra burada Britanya'nın petrol hakimiyeti kesinleşiyor. Yani Musul. Çünkü Lozan'da sonra yani talik ediliyor. Petrol hakimiyeti kesinleşiyor. Çok soğukkanlı bakacaksak hakları diyorum. Yani bir yer yağmalanacaksa Fransa'nın Musul petrolleri üzerinde ne etkisi olacak? Bir kere bu Britanya dediğiniz kömürden petrole çeviren bunlar donanmayı. Donanma o zaman birinci harbin sonuna kadar en önemli, en teknik ulaşım ve harp aracı değil mi? Bunu çeviriyorlar adamlar petrole daha savaşın içinde. Dolayısıyla bütün sanayi bu anında yayılıyor ve kullanıma, tüketime yayılıyor. Oraya el atıyor. Bunu bildirmez Fransa'ya. Oradan başlıyor kavga. Ve bu Ankara müsalehasına kadar gider. Ankara Anlaşması dedikten anlaşma. Evet, Ankara Anlaşması. O, 5 Haziran 1926'daki anlaşma mıdır o? Hayır, savaşın içinde. Hemen Sakarya Savaşı'ndan sonra. Ne diyor anlaşma? İşte bırakıyor bütün bugünkü bölgeleri. Hatay hariç bize bırakıyor. Hı hı. Ondan sonra İstanbul'da zaten Fransa, siz bakmayın yapılan tarifleri, öyle Fransa depre at üzerinde falan girdi ama yani Türk ordusunun karakterini, subayın, askerin bilen biriydi ve çok ölçülüydü o konuda. Ve sur içi İstanbul, yani surların içindeki İstanbul Fransa kontrolünde. Hiç de öyle silah kaçakçılığını falan çok sert şekilde denetlemiyorlardı, evet, İngilizler gibi, onu konuştuk. Bu güneyde hata yaptı çünkü kendi ordusu artık şey yaptığı için, tükendiği için azınlıklara, yerli azınlıklara güvendi. Bilhassa Ermenilere. O tabii çok ürküttü mahalli halkı. O yüzden de bu şeyler dört yoldan başlayarak çok sert bir direniş ortaya çıktı. Ve muvaffak oldular. Yani daha meclis kurulmadan evvel, Büyük Millet Meclisi, o şeyler başladı dört yolda. İlk şey dört yoldur biliyorsun. Yok. Orada başladı. Şeyi söylemek istiyorum ben. Şimdi Türk-Irak sınırı, evet, bildiğim kadarıyla, yanlış bilmiyoruz eğer, anlaşmanın adı da o. Türk-Irak sınırı 5 Haziran 1926'da 26'da imzalanan bir Türkiye-İngiltere-Irak krallığı arası imzalanan bir anlaşma var. Evet. Türk-Irak sınırı bunda belirleniyor. Evet. Türkiye ile Irak arasındaki sınır hattı ve aynı zamanda bu iyi komşuluk ilişkileri içeren bir anlaşma. Bu anlaşma yapılırken niçin mesela biraz daha ileriden veya biraz daha geriden yapılmamış da bir rahatlık sağlaması açısından bölgede? Niye mesela Kürt hattı? Musul, hayır, Musul'u vermezler. Kürtler hiç, hayır, mesele ister değil. Biraz daha aşağıda. Lozan'da ve sonrasında Kürtler hiç kimsenin sorunu değil. Olsa da biz öyle bir mesele yok. Hayır, o sorunu değil. Yani Kürtlere hiç kimsenin bir şey vermeye ve bunun için kavga etmeye niyeti yok. Yok. Lozan'da temel mesele kapitülasyonlardır ve İngiltere'nin Orta Doğu'daki enerji kaynaklarına tasarrufudur. Artık enerji sorunu var.
Çünkü petrol kullanmaya başlayan bir sanayi ve ordu var karşımızda. Ve petrolün kıymeti anlaşılmaya başlıyor. Anlaşılıyor. Çoktan anlaşılmış. Binaenaleyh zaten sınır kavgası yapılmıyor Lozan'da. Onların hepsi tespit edilmiş. Türkiye'ye, bu tabiri kullanmak zorundayım, hak etmediği bir kazanç verilmiyor zaten. Yani o Yunanistan'a falan verilir benim kullandığım şey mazide. Yani toprağını kaybetmiştir işte Gaziantep Paşa girdi, konferansta hepsini geri alırlar onun için falan. Öyle bir hakkı yok Türkiye'nin. Türkiye nereye girdiyse o kadarını verirler. Yani öyledir. Efendim biz Lozan'da bilmem ne kaç, hiçbir şey kaçırmadım. Ne aldıysan onu aldım. Fazlasını vermezler. Bir fazla sen de gidemezsin. Selanik'i almayı o da bilirdi. Selanik'in önüne yığmış üç kol orduyu. Evet. Bunu hep söylüyorum. O bitti o fasıl. Biz geldiğimiz sınıra geldik. Harp öncesi sınıra kadar geldik orada. Adalara çıkmamız zaten söz konusu değil. O da harp öncesi sınırdır. Çünkü o iş Balkan'da bitti değil mi? Güney sınırı öyledir, doğu sınırı öyledir. Bunlar hepsi, doğu sınırı zaten Moskova-Kars-Gümrü anlaşmalarıyla ortada. Güney sınırı da tabii Ankara müsalahasında tespit edilmiş. En son 39'da son şeklini almış. Burada peki, başka hocam, şey bekleyemeyiz. Şimdi Ankara... Kürt unsuru çok sonradan geliyor Türkiye tarihine. Yani bütün bu anlaşmalardan sonra giriyor. İlk önce 25 isyanı var biliyorsunuz. Evet. O bastırıldıktan sonra Dersim o açıdan alınmaması gereken bir şey. Dersim başka bir etnik hava var, başka türlü problemler var. Oradaki isyan ve bastırma başka bir hava içinde ele alınması gerekir. Şeyi soracağım şimdi, bu dün önceki günkü, ne, Cuma günü mü? Cuma günkü Milli Güvenlik Kurulu kararı, evet. Ankara Anlaşması'na atıf yapıyor diyorlar. Evet, anlaşmadan doğru. Doğan haklarımızı kullanırız diye. Evet. Şimdi ben bakındım, böyle bir anlaşma açıkçası, böyle bir madde daha doğrusu, herhangi bir anlaşma ama yani Irak'ın toprak bütünlüğünün kaybolması halinde Türkiye'nin Musul ve Kerkük'le ilgili haklarını alma gibi bir şey, ben hiçbir anlaşmada görmüyorum. Var mı böyle bir şey? Hayır. Şeyden, Lozan'da sadece bu meselenin, Musul'un tartışılması tahrik ediliyor. Tahrik ediyor ama yani Irak'ın toprak bütünlüğü yarın öbür gün bozulur ise Türkiye, Musul ve Kerkük üzerinde hak iddia edildiği bir anlaşma maddesi ben görmedim hiçbir yerde. Ben de görmedim ama bunu yapabilirsin yani. Bu çok açık. Çünkü oradaki azınlığını korumak zorundasın. Bunu yani ama bunun böyle bir hak iddia etmek verir mi hakkı, o ayrı bir şey veya gerçekleştirebilir misin? O da ayrı bir şey. Evet. Şimdi şey diyordum ben, yani burada bir milletvekili söylemiştim, dün de onu yazdım. Dün yani kardeşim mecliste düstur diye bir şey var. Yani gidersin orada ne var ne yok bakarsın görürsün. Türkiye'nin bütün anlaşmaları, bütün kanunları, şunları bunları orada yazıyor. Olmayan anlaşmalar üzerinden Türkiye'yi bir kandırma... Toplumsal kandırma durumu mu var diye düşünüyorum. Olabiliyor bu tip şeylerde. Naif çıkışlar rol oynuyor. Ben o konularda çok endişem yok. Çünkü Türkiye'de hiçbir zaman böyle kitlesel özlemler, kitlesel histeryaların yerleşebileceği bir yapı yok. Yani her zaman için derhal muhalif veya acayipli, acabalı sorular ortaya çıkıyor. Yani şunu hatırlamanızı rica ediyorum değil mi? Habeşistan Harbi'nden sonra aslında hiç de iyi gitmemiştir. İtalya orada muvaffak olamadı pek. Evet. Rommel'in yardıma yetiştiği açıklık kazandı sonradan. Yani o şekilde geldi. Buna rağmen Mussolini eline bir şey almış, telegraf. Piazza Venezia'da çıkmış balkona. Hali birikmiş. Nutka başlıyor. Il Maresale Bodoglio telegraf atıyor. Maresal Bodoglio telegraf çekti. İşte orji bugün 21 Haziran 1900 bilmem kaç. Sonra Entrado girdim. Muzaffer kıtaların başında. Addis Ababa'ya girdim. Nel Addis Ababa. Oo, patlıyor ortalık histerya. Yani ne girdin, nasıl girdin, ne girdin olacak? Girdin mi, çıktın mı, sana mı girdin? Kim girdi? Yani belli değil. Arkasından tabii şeye gidiyorsun.
Yunanistan'a saldırıyorsun Arnavutluk üzerinden, Metaksas seni tepeliği veriyor. Çünkü orada sadece makarnacıların korkaklığı değil, o zamanki bizim tabirle böyle Türk basının her zaman eksik olmasın cıvık tabirleri vardır. Donanım çok noksan. Yani sen Balkanların dağlık mıntıkalarında savaşabilecek bir ordu değilsin, donanımın yok. Bunlar geri şeyler. Bu tip şeylerde ben Türkiye kamuoyunun belirli odak noktalarının devlette çok uyanık ve çok ölçülü olduğunu hala görüyorum. Hala? Hala, evet hala görüyorum. Allah itidalden kimseyi uzak tutmasın mı diyelim, yahut tutmayacağını ümit ederim diyelim. Yani bu önemli bir şeydir. Politik söylemlerdeki değişmelerin veya politik söylemlerdeki renklerin başka amaçları da olabilir. Onu o şekilde görelim. Ve her şeyden evvel de tabii Milli Güvenlik Kurulu'nda değildik. Ne konuşulduğunu tam bilmiyoruz. Yapılan açıklamalara bakıyorum. Ben o açıklamalara Milli Güvenlik Kurulu kararlarını da yayınlaması yasak biliyorsun. Kanun yasak. O açıklamalarda aslında gayri resmi açıklama. Belki ilerleyen zamanlarda öğreniriz. Sadece ortalıkta konuşulanlardan bulabildiklerimiz bunlar. Evet. Peki ben tekrar bir Molla Mustafa Barzani'yi bize güzel bir anlatır mısın abi? Ne? Nasıl anlatayım şimdi Molla Mustafa Nereden çıktı, Barzani? Ne yaptı? Hayır. Neden soruyorum bunu? Diyorlar ya o işte. O Barzan aşiretinin bir üyesi. Şu dedikodu herhalde değinmemi istiyorsun dönüp dönüp sorduğuna göre. Evet. Barzan Yahudileri diye tabir geçiyor. Sırf yani onlar, bunlar sırf gizli dedikodu bir değil. Yahudi takımı. Onun içinde İsrail bunlarla ilgileniyor diye. Hiç bu gibi kutupları karıştırarak değerlendirme yapmam ama İsrail bunlarla ilgilendi. Çünkü bunlar Orta Doğu'nun yapısı içinde İsrail için bir güvencedir. Bu çok açık bir şeydir. Yani Kürdistan'ın varlığı İsrail için bir güvencedir. Öyle görülür. Orada otursan onlardan olsan sen de öyle görürsün. Bu çok açık. Şimdi bu Barzani'nin dediğim gibi o soğuk harp dünyasında İki dünyayı çok iyi idare etmesi ve ikisini de tanıması söz konusu Molla Mustafa'nın. Yani ölümü bile Amerika'da oldu biliyorsun ama zaten Moskova'ya da girip çıkmış falan bir adam böyle. Tanıyor o dünyayı. İki tarafla da teması var. Ve bu tip ustalığı size söylüyorum. Ne manasız yürütebildi derhal. Komünistlerle ve Sovyet dünyasıyla çelişkiye düştü. Onu çok acı şekilde anlatırlar o dönemin Sovyet diplomatları da. Yani Kuruşçev'in ne gibi gaflar yaptı Mısır'da, Arap dünyasında. O tatlı balayı döneminden sonra. Efendim Tito zaten kavga ederek dünyadaki yerini almış. Çok böyle şark kurnazı yahut bilgesi geçinen kültürlü Nehru bile demin söylediğim gibi Moskova ile Amerika arasındaki dengeyi o kadar iyi götüremedi. Birisi için Kapistrana'nın, kapitalist memleketin başındaki ehvenişer biriydi. Öbürküsü için Allah vermesin. Yani Amerikan raporları açık adamın üzerinde. Fakat Barzani o dünya, iki dünya arasında o rolü çok iyi götürdü. Şimdi, ve kabilesine hakim. İyi götür diyorsan mesela Amerika ona da bir dönem çok sözler verip sonra ortada bıraktığı da bir acaba. Ne olacak yani? Yani çok mu önemli şey şimdi Arap dünyasıyla Türkiye arasında Barzani'nin söz olduğunda kimi tercih edecek ki adam bazen buna eder bazen de öbürüne satıverir. Yani kimse buraya ilahi adaleti getirmiyor dünyada öyle bir şey yok. Şu anda ben size söyleyeyim, bütün o şeye rağmen, herhalde tatlı vaatlere rağmen Amerika Barzani'yi ve Irak-Kürt dünyasını mutlak desteklemenin pek kârlı olmadığını gördü işte. Çekti zırgıtı, biraz kendinize gelin, üç kere düşünün falan diyor. İki kere mi diyor, neyse ne bileyim. Yani bu çok önemli, bu açıkça söylenen bir şey. Onun için oğlu tabii ki babası gibi yetişmiş biridir.
bir takım demeçlerinden biliyorum ki Türkiye dünyasına da çok o kadar hayır ha ve büyük bir sempatiyle yaklaşmıyor. Yani bunlar demeçleri var adamın. İran Kürtleriyle ne kadar iyi geçindiği hakkında hiçbir bilgim yok. Geçinemiyor, geçinemiyor. Orada başka bir yani şey. İran'daki Kürtler de eskisi gibi değiller artık. Kıpırdamaya başladılar. Ama ben size söyleyeyim. Kürdistan, Kürt eliti İran'da her zaman için İran'ı önde tutuyor şimdilik. Şimdilik yani bu çok önemli. Hocam şundan soruyorum Barzani, yani Baba Barzani. Şimdi Molla Musa Barzani. Molla Musa Barzani'nin kardeşi Abdüselam Barzani'yi Osmanlı'nın nastırdığını biliyoruz. Evet. Şimdi o sırada Molla Mustafa daha çok genç zaten, evet. Çocuk gelecek yaşta. Fakat aşiretin başına da geçiyor. Ve ondan sonra bir garip bir politikası var. Yani senin dediğin gibi iki tarafa da iyi geçinip, iki tarafa da kullanma politikası var ama... Türkiye'yi de çok iyi kullanıyor. Gelmek istediğim nokta şu, yani merak ettiğim yani öyle mi ama acaba? Ama şu da bir gerçek yani Irak, Kürdistan'da Türkiye'ye karşı duygular başka yerden farklı, daha sempatik. Daha sempatik, evet. Daha sempatik ve o ahali İstanbul'a karşı, Türkiye'ye karşı bir kültürel yakınlık da var. Duyuyorlar. Yani bir akrabalık da var çok. Akrabalık da var ama bu böyle bir zoraki bir şey falan değil. Yani şeyleri duygularında falan da ben bunu dışarıda da gördüm. Yani Avrupa'da, Amerika'da bir sürü Irak Kürdü var. Kürtçülük de yapıyorlar. Hiçbir zaman da oturup Türkiye'nin aleyhinde çok o kadar keskin laflar falan etmiyorlar. Kendi işlerine bakıyorlar. Türk Kürt'ü daha keskin laflar ediyor konuda. Türkiye. Tabii yani bunlar şey Irak şeysi yapıyorlardı. Yani Irak'a düşmandılar. Ve şeyde de görüyorsun yani böyle konuşmaya, soruşturmaya falan meraklı tipler. Yani bu çok açık. Bu bir dünyadır. O dünyanın kendine göre mekanizmaları var. Molla Mustafa Barzani'nin oğlunu nerede gördüm? Müzede gördüm. Başka bir yerde görmem mümkün değil. Yanında Maarif İşlerine Bakan vardı. O Ankara'daki KPD temsilcisiydi. Sorduğun sorulara falan bazı cevaplar verildi mesela. Ve sonra takip ettim. Yani ne bileyim ben 90'ların başında bile sefalet içinde olan bir yer şimdi bugün bayağı eli yüzü düzgün bir yer haline gelmiş. Geliyordu ki bir durakladı. Duraklar çünkü gene şey savaş azdı falan bu çok önemli. Hocam şimdi bu Barzani'yi biraz şu açıdan sordum sana. Bu aşiret ya da Barzani ailesi Irak'taki gücü zaman zaman büyük devletler tarafından kullanılmak üzere mi organize ediliyor? Yani şimdi bakıyorsun işte bir isyan çıkartıyor, gidiyor şeyde Azerbaycan tarafında Mahabad Cumhuriyeti'ni kuruyor. Sonra dönüyor 46'da 42'de mi? 42'de bir isyan daha çıkartıyor şeyde. Tabii. Irak'ta. 70'e kadar süren büyük bir çatışma dönemi var. Kavga ondan büyüdük, hep ondan büyüdük. Yani o kavgayla. Kavgayla bu. Sonra 70'te bazı isteklerini Irak... Şimdi bu manzaraya baktığın zaman böyle büyük devletler tarafından %100 kullanılmış bir salak alayıyla falan mı karşılaşıyorsun? Yani öyle bir duygu var mı? Yok öyle duygum yok. Duyum çok önemli bir şey yani. Duygu önemli. Ben sana söyleyeyim, ömrüm bu Mustafa Barzani ile geçti bizim kuşağın. Tabii bunun için muhtelif laflar, komünistlerin adamı Cahil Kürt falandan tutun da işte bilmem neye kadar gidiyor. Sonra baktım ve biraz tanıdım kadrolarını falan ben bunların herkes gibi, hepiniz gibi. Şu kanaat hasıl oldu bende ve bunda da sabit gidiyorum. Bir kere bu adamların eğitimi Orta Doğu münevverlerinin üstünde, renkli. Çok önemli bir şey. Molla Mustafa'nın Rusya'da eğitimi var. Valla ben o Karin Fok muydu kadının evet, Karin Fok. Davetinde, resepsiyonda gördüm. Pek dünyadan haberi olan bir Avrupa temsilcisi değildi o çünkü. Evet. Diplomat değil bir kere yani o ayrı bir zanaat. Fakat orada tanıdığım bir milletvekili var. Yani dahisi can sağlığı. Herif İngilizce, Almanca, Arapça, Farsça ve Kürtçeyi biliyor. Dünyada da haberi var yani. Kürt milletvekili. Kürt milletvekili Irak'ın. Yani herkes ona baksın da ondan sonra nasıl olur bu iş bir görsün.
ve böyleleri var bunların arasında. Çok var. İran'da da öyle. Yani benim tanıdığım en iyi müze müdürü falan. En iyi oranı değil. Louvre'la bir şeyle British'le falan karşılaştırırım. Yani öyle adamlar var. Bilmem yani kültür. Çok sağlam bir Kürt entelijansiyası var. Bir kültür entelijansiyası diye bir şey var. Yahut o katledilen Hatem Kasımlı vardı mesela. Çekoslovakya'da falan yaşardı. Yani bunlara hep adım 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 rastlıyorsun. Tabii bu henüz çok küçük neşbine mahalle. Hilavlar var mesela. Ha, Hilav ailesi. Valla Hilav'ın bir tanesini çok tutarım, öbürünü bilmem. Yani benim tanıdığım şeydir. Herkes Selahattin Bey'i tanır da ben Necmüddin'i tanırım. Sadece çok bilgili bir çocuktu çok. Hakikaten. Allah rahmet eylesin. Çocuktu diyorum, bana yakın bir şey gibi geliyor ama benden büyüktür yani. Rahmetli. Cem, sen Kasım Küfrevi'yi bilmiyorsun mesela yani. Müthiş bir bilgin adamdı o falan. Bunlar olabilir istisnalar ama bir artık entelijensiyası var. Devlet yönetecek falan. Şimdi bu şeyin, Molla Mustafa'nın kendisi bir orada bir burada, o devirlerde böyle adam pek bulamazsın. Hacı Ellay vardı hem Paris'te hem Moskova'da bunlar, ama o başka. Başka bir şey ya. Yani bunları bulamazsın ve böyle tipler var etrafında, bu devam ediyor, görüyorsun bunu. Hiç şüphesiz ki bunların arasında da rüşvet var, nepotizm var, bilmem ne var, var ama Doğu yeni o da şeye girmiş. Yo, öyle ikide bir hak edişimi ver falan değil. Yani bir şeyin rüşveti dağıtılıyor ki eser de çok çabuk bitiyor ve hizmete giriyor. Yani çok ölçülü bir şekilde bir mekanizma işliyor. Yani hakkaniyetle finans incelikleri içinde ve yarı yarıya işte bribery, rüşvet denen mekanizmayla da işlese bir şey gidiyor, değişiyor coğrafyası. Çünkü oranın eğitimi var, görüyorsunuz. Yani bunlar istenen ölçülerde veya sizin beklediğiniz, tahayyül ettiğiniz ölçülerde olmayabilir ama var. Şimdi burası bir dünya. Bunlar iki dünyayı tanıyan insanlar. Eskiden öyleydi, bugün de öyle. Şimdi ben baktım, bizim gibi koskoca bir devletin, tarihi bir devletin dışişleri de mesela kaç tane adam var yakın zamanlara kadar. Hem böyle Amerikan, Anglo-Amerikan dünyasını, hem Rusya'yı diliyle falan tanıyan, işte emekli büyükelçimiz Halil Akıncı ve onun etrafında bir maiyet vardı. İsimlerini vermeyeyim şimdi, reklama girer. Allah'a şükür 3-4 tane Han'ın büyükelçimiz başta, beyler de var. Biliyorlar Rusça falan. Migimo'da, yani Sovyetler Birliği'nin mülkiyesi olan, bugün de devam eden mektepte, Moskova'da okuyan Türkler var az sayıda. Bunların kaçı buraya gelir, kaçı orada kalır. Maalesef benim tanıdığım çok iyi bir tanesi kaldı orada. Oluyor böyle fireler dış eğitimde. Bunları önüne almak lazım. Bu Türkiye tanımıyor dış dünyayı. Renkli olarak tanımıyor. İhtisasa mı yöneliyorlar nedir onu da anlamıyorum. Bu adamlar öyle değil. Onun için buraları çok küçümseyemeyiz. Bunu bilirseniz ona göre hareket edersiniz. Ama tabii ki bu bir yerde hareket kabiliyeti, kendine göre dayanıklı da olsa, inatçı da olsa sınırlı olan bir küçük millet. Bu kadar açık. Ha, umumi nüfusu belki kalabalık, orta ölçek boyda ama bir arada değiller. Bazı şeyleri değerlendirirken ona göre bakmak lazım. Mesela o Talabani olayında, neydi Talabani ve Barzani, onu da yok ettiler. Yani Talabani eridi gitti bir şekilde. Ve nasıl devam edecek bu? Bunların nasıl gidiyor işleri? Ben güneyimizdeki gruplarla ilişkilerde daha dikkatli, daha dikkatli, gözlemimizin çok kuvvetli olmasını tercih ederim. Ve çatışmaya gitmeden meseleleri halletmek mümkünse kesinlikle gidilmeli.
Mesela YPG konusunda Barzani'nin çok da o kadar ısrarlı olduğunu falan istemiyorum. Yani bunlar istemez. YPG'yle çok yakın değil Barzani aslında. Değil efendim, yani kanapesini niye 3 kişiyle 4 kişiyle aynı paylaşsın, yani çok açık bir şey. Zaten o yüzden de PKK ve YPG'de bu referandumda Barzani karşı tavır alıyorlar. Karşı tavır alıyorlar çünkü kendilerine mama gelmeyecek tabii, o var açıkça tabii ama. Barzani güçlenirse onlara iyi olmayacak. Hayır, Barzani bir müessis nizam vermez bunlara. Vermez yani, bir takım şeylerde de haklıdır vermemekte belki ama vermez. Bu böyle bir gidiş, çok kolay işler değil bunlar. Onun için hemen onu ona bağlamamakta fayda görüyorum. Valla ben onu yazdım aslında, yani bu Barzani'yi Türkiye kabile reisi falan diye küçümsüyor. Adam çok güzel bir şekilde dans ediyor bir yandan. Bir Amerika ile dans ediyor. Hep ediyor yani, dans ediyor. Böyle dinastik. Ona bir şey veriyor, öbürüne bir şey alıyor. Onların karşısında başka bir şey alıyor. Bizden de aldı, şimdi de yaptık diyoruz. Yarın gene yapılır. Aynen. Onu da söyleyeyim yani, yapılmadan olmaz. Böyle vırt diye demir perde çekemiyorsun araya. Bunlar senin etrafındaki küçük şeyler, böyle ara sıra adamı rahatsız eden, böyle pat diye vuracağın veya okşayacağın yapılanmalar. Bunun şeyini mutlak surette kesip atamazsın. Atamazsın. Yani ne olacak yani, işte Küba ile Amerika bile baş edemedi bütün hayatı boyunca. Ve bana sorarsan da antipatik bir yer oldu. Ve Türk hariciyesini diplomatik değerlendirmesini çok tebrik ederim. Bir takım budalaların aksine İspanya dahil buna. Biz Küba'ya başından beri efendice davrandık, yakınlık gösterdik. Kötü mü oldu yani? Yok. Şimdi ben senin aksine benim Mesut Barzani ile çok uzun dönemdir bir tanışıklığım, bir zaman zaman görüşmüştüğüm, sohbet etmiştiğim, konuları konuşmuşluğum var. Yani ofisinde çok oturduk beraber, çok konuştuk. Hatta bazı televizyon röportajı da yaptım kendisiyle. Bir gün ofisinde oturuyoruz, Selahattin kentinde böyle biraz tepede bir yerde bir bürosu vardı. O zaman da Türkiye'den kendisine yardım gidiyordu. Türkiye kendisine yardım ediyor. Evet. O da bunun karşılığında peşmerge ile beraber Türk askeriyle omuz omuza PKK'ya karşı savaş çıkan bir dönemdi. Ve Türk cebinde de Türk pasaportuyla dolaşıyordu. Evet. Bir gün ofisinde oturuyoruz, sohbet ediyoruz böyle genel mevzulardan. Kalktı böyle pencerenin önüne doğru gitti. Ondan sonra ben de dedim niye bu, niye gitti oraya falan. Bakıyorum böyle. Ondan sonra gel dedim. Gittim ben de pencere yanına. Dedi ki, görüyor musun dedi böyle. Baktık karşıda işte dümdüz bir ova. Dedi ki, burası dedi bir petrol adası, biliyor musun dedi. Burası bir ada dedi. Ben de ki üşüttü. Ne adası dedi. Ondan sonra dedi ki, burası dedi bir petrol denizinin üstünde yüzen bir ada aslında dedi. Ondan sonra iyi falan dedim ben de. Biliyoruz bunu falan dedim. Kalitesi iyi bir petrol. Dünyanın en iyi petrolü hemen hemen. Kalitesi iyi bir petrol. Ve dedi ki bana, sen dedi babamı tanımadın dedi. Babam dedi, işte biraz babasından bahsetti. Dedi ki, bana dedi ölmeden önce bir vasiyeti var dedi. Ne vasiyet etti dedim. Dedi ki, Kürtleri bağımsızlığına kavuşturacaksın dedi bana dedi. Tabii ne diyecek ondan yani. Ondan sonra dedim ki, peki niye babanın vasiyeti tutmadın o zaman dedim. Hiçbir şey yaptığın yok dedim ben de böyle damarına basmak için. Dedi ki, öyle işte o işler kolay değildir dedi. Böyle dedi, baban dedi diye olmaz dedi. Kim deyince olur dedim, Amerika deyince olur dedi. Ha, anlamış yani bir ağırlığı. O nasıl olacak dedim. Dedi ki, Amerika dedi, Irak'ta dedi, Saddam'dan dedi, tamamen umudu kesti ama o zaman Saddam henüz baştaydı. Evet. Tamamen umudu kestiği zaman dedi ve Saddam da bu işlerin olmayacağını kesinlikle anladığı zaman dedi, bize dedi devlet kurma izni verecek dedi. O güne kadar dedi biz dedi idare edeceğiz bu şekliyle burada dedi. Tabii o zaman ama Talabani vardı. Talabani vardı o sırada. Verdi ama olmadı. Tehlikeli oldu. Ben dedim, dedim ki peki dedim bu Kürdistan dediğim büyük Kürdistan mı dedim, yani Suriye'deki, Türkiye'deki, İran'daki Kürtleri de mi içine alacak bir Kürdistan'dan bahsediyorsun dedim. O benim boyumu aşan bir şey dedi. O dedi benim vereceğim bir karar değil dedi. Biz dedi burada dedi kendi topraklarımızda, kendi bölgemizde dedi bir Kürdistan'dan bahsediyoruz dedi. O dediğin dedi belki çok uzun zamanda Kürtlerin özgür iradesiyle olacak bir şeydir ama dedi, benim hayalim o Kürdistan değil dedi. Samimi midir sence bunda?
samimi olup olmaması bir yana taktik olarak doğru bir şey. Bir de unutma, bir gazeteciyle bir hariciye nazırı aynı şey değil. Yani senden konuşurken sana senet vermiyor. Evet. Bazı şeyleri gizlese bile kesin yalan söylemez. O çok açık bir şey. Yani o durumda ortada Büyük Kürdistan'ı gerçekleştirecek bir yapı değil. Population dediğin nüfus miktarı bir kere buna yetmez. Kaynakları yetmez. Dünya ile olan ilişkisi coğrafya bakımından sınırlandırılmıştır. O bakımdan büyük bir ölçüde tabii bizim gibi bir memleketle Orta Doğu'da iyi geçinmek zorunda. Bu çok açık, bunu biliyoruz. Biz de biliyoruz. O da biliyor. Sonra o tarafta senden konuştuğu zaman Talabani sorunu vardı. Biz onun farkında değildik ama o farkındaydı. Bu çok açık. Amerika isterse olur, istemezse olmaz. Evet, istemezse bugün de olmaz. Büyük devletin özelliği şudur. Her istediği olacak demek değil ama istemediğini aldırmaz. O kadar açık. İngiltere buydu. Birinci Cihan Harbi'nin sonuna kadar. Ondan sonra bu kutuplaşmalar döneminde bu pek olmadı. Şimdi böyle bir boşluk var. Yani birisi istemediğini yaptırmıyor. Buna Rusya'da dahil. Amerika'da dahil. Hatta Çin falan gidiyor. Almanya oynuyor böyle bir numarayı. Ne kadar götürür bilmiyorum. Alman diplomasisi benim için yani Allah'lık bir şeydir. Herhalde devamlı sarhoş bir diplomasi demek lazım buna. Yani bunların eğitimi falan çok iyi. Yani çok iyi. Eğitim çok iyi de devamlı kafayı çeken bir eğitimli bir çocuk gibi bunlar. Yani böyle bir işlemiyor şeyse Alman diplomasisinin bazı şeyleri. İşlemiyor. Yani orada böyle bir Alman nadanlığı var. Tedbirlerin ucunu kaçırıyor. Yani bu çok güzel. Benim anlattığım bir fıkra vardır. Korkarım ki tekrar olacak. Anlat anlat. Biraz şey bu gecenin bu saati. Bir tarihte birinci harpten evvel bu çok yakın bir ihtimal. Hollanda kraliçesi yemek veriyor sefirlere. Çok ihtiyar kadın yelleniyor. Yani fıkra bu. Kimse kusura bakmasın ama realiteye de uyabilir. Hemen İngiliz sefiri özür diliyor. Majesteler özür dilerim falan diyor. Biraz sonra bir daha kadın. Yaşlı çünkü yemek zor falan. Fransız sefiri diyor bana av yemeklerini yedirdi bu British kollegim diyor. Rezil etti bizi falan diyor kendi uslubuyla. Biraz sonra aynı şey devam edince Alman kalkıyor. Bu ve bundan sonrakileri Deutsche Reich üstleniyor diyor. Yani tam taktik bozuklukları böyle, ölçüleri kaçırmak. Efendime söyleyeyim, şimdi ben mesela bu son şeyi gördüm. Devamlı şikayet ediyor. Peki et ver yani işte bu konuşmalardan falan. Ama yani Almanya'ya yatırım yapılmazsa, affedersin sırf Alman Türklerin batırır bu yani. Hiç mi sende rahatsız olacak bir kesim yok. Bir bakıver yani, hepiniz bir bakın yani. Kim ne alıyor, kim veriyor. Bizim için evet, numara uno, bir numara. Öbür taraf için de yani pek ona giden bir numara değil, çok önemli bir şey. Onun için böyle devamlı her şeylerinde aşırı giden, aşırıya kaçan bir takım taktik numaralarında o derecede izam ederler ki artık işin oyun olduğu, şey olduğu çok iyi anlaşılır. Ve bir yerden sonra da sıkmaya başlarlar. Yani bu maalesef iyi bir diplomasi ekolü olmayan bir memleket. Mesela birinci harpten evvel Avusturya Macaristan çok ustaydı tabii diplomaside. Çok ustaydı. Almanya değildi. Peki o gelenek nasıl oldu da Almanya geçmedi? Geçmez yani öbürünün imparatorluk şeysi, arazileri, içindeki milletler, etraflarındakiyle ilişkiler çok önemli bir şey. Almanya birleşik bir devlet değil ki Versay'a kadar. Yani çok önemli bu. Onun için yetişmemiş. Yani mesela bunu basında da görüyorsun. Alman meslektaşlarının eğitimi daha iyi görünüyor. Fakat gazeteci değil herifler. Koklamayı bilmiyorlar. Temas etmeyi bilmiyorlar bir takım şeylerle.
kendilerini dinliyorlar, kendilerini anlatıyor lokal kuvvetlere. Oradan bilgi almaktansa kendini anlatmayı deniyor ve ipin ucunu kaçırıyor uslubun. Çok çabuk şarlatanların eline düşüyor, palavracıları dinliyor. Kaynaklarını kullanmayı bilmiyor, bunu görüyorsun. En ciddi satan dergilerinde ve gazetelerinde bile bu gibi şeyleri kendi kaplara çok rastlıyorsun. Onun için kimse Spiegel'i okuyarak dünyayı anlamaz. Ama Le Monde Diplomatik'i okumak zorundasın, The Economist'i okumak zorundasın, değil mi? Fark ediyor çünkü. Kısa bir ara. Nereden nereye geldik birdenbire? Birdenbire Avrupa'ya uzandı. Evet. Peki Avrupa'nın Orta Doğu'ya 1900'lerin başındaki bakışıyla bugünkü bakış arasında bir fark var mı? Yani o günkü o haritaları çizenler. Bugün ne düşünüyorlar? Hayır, bu haritalar hep çizilir. Bugün ne düşündüklerini bilmiyorum. Avrupa bir konuda tamamen hem fikir aralarında ve belli ki inançlı. Belki de çok da yanılgıya da düşmeyebilir. Orta Doğu'nun oturmamış bir dünya olacağını, daha çok deprem geçireceğine inanıyorlar herifler. Hiç umurlarında da değil ne olacağı. Yani edebiyat yapmayı herkes sevebilir. Ama oturmamış bir dünya olduğunu, daha çok deprem geçireceğini bir veri olarak kabul etmiş vaziyette. Onların böyle bir güzel lafları vardır. Ne yapılabilir ki efendim? Ne yapılabilir ki? Bırak bir şey olacak artık. Bundan hemen hemen 20 yıl önce Amerika'nın senatosunda çok önemli bir senatörle artık hayatta değil. Konuşuyoruz Orta Doğu, EGMG falan filan üzerine. Bir harita istedi. Harita üstüne konuşalım dedi. Ve işte ekibinden bir kalabalık bir çalışma ekibi grubu da vardı yanında çalışan. Dedi ki bana şu haritayı getirin dedi. Bir harita geldi böyle bir kılıfın içerisinde, diri bir kılıfta. Haritayı çıkardı, masaya serdi. Üstünde Ege ile ilgili bir şeyler konuşacağız falan böyle yani. Amerikan seyahati gibi bir şey anlatıyor bu. Haritaya baktım ben, dedim ki bu harita doğru değil dedim ben. Ondan sonra baktı, aa pardon dedi, yanlış harita getirmişler dedi. Neymiş o? Daha eski bir harita ama yani geçerli olan bir harita değil. Ondan sonra katladılar haritayı, koydular götürdüler ve mevcut haritayı getirdi. Ben dedim ki o harita neydi dedim ondan sonra. Dedi ki eski bir harita dedi, çizilmiş dedi. Eskiden çizilmiş bir harita dedi, yani güncel değil dedi. Dedim ki o harita hiçbir zaman güncel değil dedim. Tamam dedi, yani olmamış olabilir ama çizilmiştir dedi. Dedim niye saklıyorsun dedim. Dedi ki haritalar çok zor çizilir dedi. O yüzden de saklamak gerekir dedi. Aa, yani haritalar çok zor çizilir ne anlamda, herhalde yapısı değil. Ben de onu soruyorum, ne anlamda, yani harita çizmek zor mudur bu kadar, yani haritadan kasıt herhalde o dünyayı şekillendirme amaçlı. Tabii o şimdi şeydir, dosyaya, işte bu benim size gösterdiğimde dosyaya girmiş. 16'da çizilen müttefik Rusya'nın bulunduğu bir proje bu. 18 yılında dosyaya konmuş, bak atmıyor yani, bu işe yaramaz diye atmıyor, onu kastediyor. Yani o çizilene kadar epey uğraşılmış. Orada bir fikir yatıyor, bir hafıza yatıyor. Onu saklar herif yani. Yanlışlıkla da getirebilir sana, mühim değil. Ama yarın gene bir şey çizdikleri zaman gene ona bakacak yani. Bunsuz olmaz. Çünkü harita çizmek bizde böyle bir şey var. Yani dünyayı yani discover, yeniden keşfi, öyle bir şey yok. Herkes eskisinin hatası ve eskisinin noksanları üzerine haritaları geliştiriyor. Siyasi bölüşüm de, siyasal paylaşma veya vaziyet verme, şekilleme de tabii daima eski bilgiye, eski hafızaya dayanarak yeniden şekillendirici. Atmaz o haritayı, çok zor çiziliyor, ondan uğraşılmış çünkü. Yani belli etnisiteleri göz önüne almış. Alıyor belli bir şey. Irkları, dinleri, ekonomik çıkarları, şunları da göz önüne o çıkarlar. Belki onların yeri değişti mesela böyle. O da olabilir ama işte o zaman değişince ne olacak? Değişmeden ne diye bakacaksın. Tekrar değişirse falan, nereye dönecek diye bakıyor. Peki İlber Hocam, sen tecrübene dayanarak
tecrübe ederken yaşadığım dönem ötesi, geçmiş dünyayı da bilen birisi olarak Orta Doğu'da haritaların değişme ihtimali görüyor musun? Yani yeni sınırlar çizilecek mi? Şimdi yalnız tabii bir dakika böyle gelmiş falan. Orada Gertrud Bell denen hanımefendi. Yani kabiliyetli bir kız, çok kafalı, efendime söyleyeyim. Oxford'un işte ilk şeylerinden, hatunlarından dereceyle mezun olan, babası çok zengin, belediye reisi ve capitalist yani çelikle uğraşıyor. Bu kızın baba arkeolog değil mi? Ha? Baba arkeolog değil mi? Hayır, baba arkeolog değil, baba bayağı bir kapitalist ve belediye reisi. Para bol kız da, bu kız arkeolog. Bu arkeolog dediysek bugünküler gibi böyle aynı aralardan sponsor, buradan bilmem ne dolanan bir tip de değil. Yani bu o çöllerde kocaman bir kervan düzüyor. Her türlü eşyayı, konforu taşıyan. At sırtında, deve sırtında. Çok da önemli bir şekilde cezbettiği aşiretlerin adamları da muhafız. Yani ben eminim ki çok az Osmanlı yetkilisi, kumandan yahut işte jandarma falan filan idareci o derecede pahalı bir kervan düzebilir yani o çölleri gezerken. Onun için çölün kraliçesi diye de kendine göre bir isim. Fakat tabii yaptığı iş çok açık. Kolonyal ofiste oturdu, cetvelle devlet çizdi. Şimdi Orta Doğu dünyasında cetvelle devlet toprağı çizilir mi? Bir kere o anlamak onu çok zor. Petrolün çıktığı ve kullanıldığı istikbali olan bir dönemde neyi cetvelle çiziyorsun? Yani neyin nereye gideceğini biliyor musun? Hani demişler ya birinci Nikolay demir yolu şey yapıyor, tespit ediyor şey arasında. Peterburg'la Moskova iki başkent arasında. Böyle bu koyuyorlar önüne, alıyor eline bastonu böyle tırk diye çiziveriyor. Ne oluyor ama efendim işte Vinicius var, bak majesteleri battı, bu şehir gitti, bu köy gitti, bunlar burada kaldı. 30 bin nüfuslu Stanitz'e bana ne diyor, nüfus böyle vırt diye çiziyor. Yani çok ilginç, bugün de öyle kullanılıyor ve çok isabetli. Şimdi o oraya öyle gider ama bu buraya böyle gitmez tabii, çok enteresan bunlar. Tarihte olmayan devletleri olmamışlardı diye cetvelle çizemezsin. Çizersen bu böyle. Yani bugün Orta Doğu'da cetvelle çizilmeyen memleket yok. İsrail bile öyleydi. Yeni kavgalarla işte oluşmaya başlıyor. Bunların tabii ki değişeceği belli. Tabii ki bu harita hiçbir zaman çok kullanışlı olmayacak. İleride bu da dosyaya girecek. Başka bir şey girecek. Ama bu artık muhtemelen böyle Sykes-Picot gibi yahut Gertrud gibi hanımefendilerin ve beyefendilerin masada, ofislerde çizeceği şey olmayacak. İnsanlar artık bunu kanları canlarıyla çizmeye başladılar. Peki mesela yani hayatımdaki en çarpıcı olay şu. Mount Scopus Kudüs'ün civarındadır. Cemal Paşa karargahının hemen hemen yanındadır üniversite. Ve biliyorsunuz Kudüs'ü Aralık 17'de verdik ama bu tarafta savaş daha devam etti aylarla. Orada ofisin penceresinden bakıyorum batıya. Ya bu kadar yakınlık olur. Yani emin ol dolmuşla geçiliyor böyle. Yani ne bileyim 5 lirayla dolmuş parası ödeyerek geçeceğim bir yer. Bu kadar olur. Yani bir karış toprağın hakikaten kanla sulanmasını orada görüyorsun. Çok ilginç bir şey. Her karış için, her ev tanesi, bina için bir kavga, bir anlaşmazlık, bir güvensizlik. En mühimi güvensizlik. Onun için böyle bir dünyanın tabii daha çok değişeceği açık. O değişmeleri kim yapar? Kimler mi yapar yoksa kendi mi olur? Çünkü kavga var ortada, çok açık. Şimdi mesela Gertrud Bell dedi, şimdi Irak'ı çiziyorlar. Irak'ın başına, Irak diye bir ülke olmadığı için başına geçecek kimse de yok. Var işte, çünkü bu tarafta zaten vaat ettiği herifler Faysal'ın soyu Suriye'de bir şey yapamadı. Onlar Suriye'yi çok istiyordu. Yani Suriye bir Arap için bir ilahi bir mekandır. Tabii. Yani
Mısır daha tercih edilir ama orası vardı zaten orada. Hidivler oturuyor. İngiltere yerleşmiş oraya zaten. Buraya yerleşecek. Suriye çok önemli. Yani Emevilerin ülkesi, bilmem kimlerin ülkesi ve Eyyubi'nin bilmem nesi falan. Bunu göremediler. O zaman iki yer verildi bunun iki oğluna. Birisi Irak, öbürü Jordan. Yani Filistin'i alıyordu o zaman içine, daha böyle geniş bir şeydi zaten. Filistin, Jordan diye. Jordan, o dünya. Ve orada da işte bir tipler çıktı ortaya. Mesela Gılap Paşa, duydum bunu, Gulup diye yazılıyor. Gılap Paşa'nın birkaç tane eseri var yani. Arap Savaşı bilmem ne falan. Çevrilenler var, çevrilmeyen de olabilir. Ben hiçbirinin çevirisinden haberim yok açıkçası, ne yapayım. Şimdi mesela en basit bir kitap elimdeydi geçen de. History of Arab Peoples adı. Ya korkunç şeyler. Bir kere mesela Türkiye, Osmanlı, Selçuklu üzerine yazdığı son derece yuvarlak laflar ve hoş laflar değil. Tam böyle orta sınıf İngiliz'in kafası. Peki onu geçtik. Mesela şeyler var bir başka kitabında hatırlıyorum. Bu Ürdün ordusunu eğiten Gılap Paşa, bu çok seviliyor güya. Bunlar diyor savaşmayı bilmiyordu diyor. Yani adamı önce kızdırıp saldırgan olmasını öğrettim diyor. Ne kadar kötü bir laf. Şimdi kendini bilen bir komutan, asker için bu laf hiçbir şekilde etmez. Evet. Böyle yazıya dökeceksin, konferansta söyleyeceksin. Çok ayıp bir şey bu. Yani bu adamların nerede sana saygı ve sevgi duydukları, nerede hödük bir saygısızlık içinde oldukları tartışılır. Hakikaten çok önemli bir şey bu. Biri yazmaz bunu. Yani ben böyle bir şey görmedim. Yani bu kadar asker tanıdım. Bu lafı evet çok samimi sohbetlerde falan söyleniyor ama hiç kimse oturup da bunu yazmaz. İyi bir hayır. Yani demek işte bir ordu var senin yetiştirdiğin. Hani kendini övsen anlarız, böyle övülmez. Tabii böyle bir yapı da çıktı ortaya. Yani zannettik ki adamlar bu dört asır burada oturan Osmanlı İmparatorluğu yıkılınca biz alırız onu. Gayet güzel kurarız. Yok kuramazsın efendim. Hiç kuramazsın. Olmaz. Kimse de kuramamış zaten. O bir kere kurulmuş Yavuz Selim devrinde. Sen onu istediğin kadar beğen beğenme, efsanevi bir sebeplerle falan anlat. O beni ilgilendirmiyor. Ama bunu kuramazsın. Ve kuramadığın ölçüde de işte bugünkü problem ortaya çıkar. Daha 40 bin kere değişir. Tabii onun kendi sekenesi de nasıl kavga edecek, kim kimle nasıl bölüşecek, o da ayrı bir sorun, o da çok kolay değil. Yani şurada Körfez ülkeleri bile neredeyse birbirine, neredeyse değil, tamamen soğuk bakmaya, itişmeye başladılar değil mi? Budur bu dünya ve bir zenginlik var burada, çok büyük bir zenginlik var. Ama mesela bugün zenginlik dediğimiz petrol. Evet. Abi geçmişte petrol yokken de bu bölgede huzur yok ki. Var. Huzur var. Yani şimdi Bedevi aşiretlerin su kavgası. Yok bilmem vaha kavgası. Yok öbürünün bilmem nesi falan. Hiç mühim değil. Onlar olur. O ebedi bir şey. Devlet orada kimse onu da asayişi temin etmekle mükellef. Veya edemem, etmek de gerekmez diyorsa bırak birbirlerini yesinler ufak tefek. Ama orada bir şey yok, kavga yok. Mesela o çölden adam her sene hacı kervanını geçiriyor. Çok önemli bir şey. Oradan her mevsimde ticari kervanlar geçiyor. Devamlı soygun falan yok arasında. Hayır, huzursuzluk. Vali efendi gidiyor. Kadı Efendi gidiyor yani bu devlet. Ama mesela Osmanlı açısından da Bağdat valiliği hep zor olmamış mı mesela? Hep kolay bir şey değil ki Bağdat'ı yönetmek. Onun etrafında bir takım aşiretler var. O açıdan diyorum yani aşiretler var, çıkar çatışmaları var, farklı dinler var, farklı inançlar var, mezhepler var. Bu iş çok karışık. Ben bir vesika kullanmıştım. Çok enteresan. Trablus Şam'da Hristiyan cenazeleri hayvan üzerinde taşınıyor. Yani otomobil yok zaten, cenaze arabası.
el üzerinde taşımak Müslümanlara has bir adet ve imtiyaz yani. Hristiyanlar da böyle taşıdı diye saldırıyorlar bazı Müslümanlar. Ve sonunda arbede çıkıyor, herifler jandarma gelince bu Tanzimat sonrası olduğu için böyle bir edepsizlik yasak kalkmış, kaçmış bunlar. Soruşturma sonunda çok enteresan bir şey, o şeyi çıkartan Müslümanlar provokasyonu yapıp ortalığı birbirine karıştı. Nereye sığınıyor bil bakayım. Tepedeki Hristiyan manastırlarına, yani o dünyanın kendine göre dengeleri var. Orada hep olur böyle şeyler ama büyük bir Dürzi-Maruni çatışması çok ilginç şey. 1860 evet. Suriye olayları, yani Lübnan'daki ilk büyük çatışma Cebel'de. Çünkü bu Cebel'de iki tane unsur oturuyor. Müslümanlar sevmiyorlar dağa tırmanmayı. Bir takım Hristiyan cemaatlerin bile sevmeyenleri var. Fakat Müslümanlar sevmiyor. Hiçbir Müslüman büyük kenti Cebel'de değildir. Hep aşağıdadır. Cebel'de Dürzülerle Maruniler oturuyor yani öteden beri. Ve bunlar, evet ve bunlar birbiriyle çatışıyor. Bu Cebeli Dürüz denen yerde Maruniler hep yerleşmiş gayet güzel. Çatışıyoruz da biliyorsunuz olayı. Sonunda Lübnan parçalanıyor. Bugünkü statüde o zaman çıkıyor yani. Bugünkü anayasal statüde o zaman çıkıyor. Şimdi bugün oradan memnun değiller. Hadi bir daha bu sefer Şiilerle şeyler kavga ediyor. İnanılmaz bir şey. Ben bunu yazdım. Mesela Sayda arasıyla, Sayda ile şeyin arasında, Beyrut'un arasında denizden paşa paşa gideceksin bir otobanla. Hayır diyor Şiiler arada. Siz buradan Lübnan ordusunu geçirip bizim üstümüze girivereceksiniz. E ne yapacağız? Alttan geçersin abi diyor. Ya iyi mi? Böyle bir para, masraf, saçmalık. Şimdi bunlar bezmişler bu işten artık Müslümanlar. Bu Hizbullah'tan falan filan. Bunlar istiyorlar ki Cunye başkenti olmak üzere. Yani bir zamanlar Beyrut yokken, kurulmamışken Cunye iskele görevi görürdü, kuzeyde kalır. Cunye başkenti olmak üzere Cebel'e doğru kanal halinde çıkacaklar. Ya ama orada Dürzüler var diyoruz. Aa biz onlarla geçiniz. Allah Allah 1860'da büyük annemi kesti büyük babam yani orada laf mı? Şimdi saçma sapan bir laf ama Allah bilir bir şey de var, denge de var. Mesela Lübnan'ın çöp işlerini bunlar yapıyor ikisi. Bilmem her taraf gürül gürül sularla dolu hiçbirinde şey kurulmuyor. Karadenizleri salsam belki kurarlar diyeceğim ama bu nedir habese yer kurulmuyor. Bütün jeneratörlere rağmen Dürzüler satıyor Can Bulat. Yani o düzen öyle gidiyor. Böyle tuhaf altlı üstlü mekanizmalar var. Kim bilir belki de bu iş böyle mümkün oluyor. İşte boyuna değişiyor şimdi bu haritayı kimse yani büyük bir denge değil de küçük küçük dengelerle. Kimse bunu Washington'da planlamaz bunu. Bu insanlar kendileri de çıkartıyorlar bunu. Yani daha küçük bir ülkeyi daha küçük hale getirmekten de hiç düşünmüyorlar. Bizi idare eder diyorlarsa yapıyorlar bunu. O bakımdan tabii hiç kimse burada düzenleme yapmaya pek elverişli görmesin kendini. Uzaktan kumandayla burada bir düzen kurulamaz. Evet, kurulamaz. Ama benim bildiğim kadarıyla da Irak Türkmenleri, öyle bazı cahillerin söylediği bir 100 bin, 300 bin falan estağfurullah yok öyle şey. Hele bir milyonlarla saymaya tamam, alışın. Tamam. Ama bunların bir özelliği var. Bunlar çok fazla ürben bir nüfus oldular. Hiçbir şekilde mücadele araçları zaten öbürkülerin silahlı bir grupları değil, yok. Değil. Yani ne yaparlar, ne olur bilmiyorum. O çok ayrı bir şey. Ne olur peki Türkmenler? Yani böyle bir durumda Türkmenlerin tavrı ne olur? Çünkü biliyoruz ki Türkmenler orada yıllardan beri aslında en ezilen grup. Dediğin gibi son derece, de grup. Son derece kaliteli, en iyi eğitimli bölgeye çok iyi göre entelektüel seviyesi çok yüksek. Vardır. Tamamı kentlerde yaşayan bir grup ama hiçbir etkinlikleri yok. Çok sahipsizler. Zaten burada ticaret ve sanayi zayıf.
Bir takım şeylere tam giremiyorlar. Ordu'da hakimiyetleri yok. Olsa ne olur ordu'da zaten. Dolayısıyla bu gibi bir gerilla taktiğiyle yerleşen bir devlete, sisteme karşı nasıl durulabilir? Kim onları nasıl korur? Bir kere şurası gerçek ki dış dünya ilgilenmiyor hiçbir yerde Türk gruplarla, bu açık. Yani o yok farz ediliyor. Öyle bir problem yaratmayın şimdi. Hikayesi var değil mi? Tavrı var çok açık. Şimdi mesela Üner Kırdar'ın babasından nakille anlattığı bir Lütfü şey. Lütfü Berden, evet. Diyor ki Türkmen diye bir şey yok diyor. Onlar bildiğin Türk diyor. Türkmenler diyor, İngilizlerin diyor, sanki arada bir ayrı, yani farklı bir etnisite ya da bir buçuk, hani Türkler birisi orası bir buçuk ya işte orası bir, tabii. Yapmak için şimdi diyor, bu uydurduğu Türkmen bir laftır diyor. Türkmen lafı bugün bizim Adana'da, şurada burada bile kullanılır. Biz Türkmeniz canım falan diye. Ege'de de kullanılır. Ha öyle Türkmeniz, yok görürüz, yok aynen. Bilmem ne falan. Hatta galiba Ege'de daha da enteresan şeyler var. Biri Alevi'ymiş, biri Sünni'ymiş, evet. O Yörük olurmuş, o Türkmen olurmuş. Şeyler. Şimdi bu Türkmen lafını adam almış, bir de Türkman diye söylüyor. Sonra çoğulu da tabii Arapça'da bunun terakama. İşte bizim Kars'ta da terekemeler diye çıkarlar. Bir takım şey Türkmen'in çoğulu. Bu maalesef bu kullanılıyor. Bu yabancı şeysidir. Bunu İngiliz falan da zaten hazır buluyor. Mesela İngilizlerin Babür İmparatorluğu'na ve gelenlere böyle Mughal demeleri. Türk, İngiliz hiç bulmadı ki onu zaten kendim çıkardım. Sen böyle Cengiz Han'ın soyundan geldiğini anlatmaya kalkarsan el aleme hem kendin hem de torunun Babür. Bu tabii bir siyaset, iktidar sembolüdür, anlaşılır. Yani soyumun asaleti Cengiz Prensesi'nden gelmem diyor adam. Bunu anlıyorum ama sonra ahali Mughal der, İngiliz'in de oh bulamadığı kaymak yani bu idare için böyle. Ona Mughal de berikine bilmem. Yani onlar aslında falan. Bildiğimiz biz neysek o. Evet tabirleri bu tabii bu doğrudur. Bunu sadece rahmetli Kırdar değil her Kerkük münevveri her Kerküklü söyler. Yani öyle Türkmenle Türk farklı bir şey değildir zaten doğrudur o. Bunlar Oğuz Türkmenler, Oğuz Türkleridir. Aynen. İki grup vardır, büyük Kıpçaklar vardır. Çok yaygın bir coğrafyada yaşarlar. Bilhassa eski Sovyet toprakları ve bugünkü Çin'de. Fakat nüfusları öbür Oğuz grubuna göre azdır. Peki şu açıdan soruyorum mesela bunu. Yani öyle bir şey öğrenmiş. Şimdi mesela Kürtlerin, Barzani'nin yapmaya çalıştığı referandum bir anlamda Birleşmiş Milletler'in self determinasyon hakkı denilen hakkı kullanması gibi. Ya ama onu herkese kullandırmak istemiyor. Mesela Türkmenler de kalkıp böyle bir hak kullanabilirler mi yani bugün organize olarak? Biz de self determinasyon istiyoruz. Bakalım ne derler. Buna bir laf dedikleri gibi ona daha fazla da derler. Onu yaptıracak adam lazım. Kendin olacaksın ve milletle etrafında bir şeyin olacak, anturajın. Destek devletlerin olacak, herkesle kavga etmeden falan yapılabilir ancak. Türkmenlerin kimseyle kavgası var mı? Destekleyenin olmaması lazım. Yani Türkmenin kimseyle kavga edecek hali yok. Yok güzel. Yoktur ki belli bir şey yok. Peki İlber abi ne görüyorsun yakın gelecekte? Artık yakın gelecekte Orta Doğu'nun karışıklığı daha sürer. Sürer. Bizim kendimizi çok toparlamamız gerekiyor bir kere. O en önemli şey. Bir takım özlemlerden değil, hakikatlerden hareket etmemiz gerekiyor. Bu çok açık bir şey. Ve etraftaki devletlerle iyi geçinmemiz gerekiyor mümkün mertebe. Çünkü onlarla beraberiz burada bu kadar. Etraftaki devlet derken İran. İran'dan başta işte bütün İran, Araplar, Rusya, falan, Arap. Tabii Araplar ve Balkanlar. Balkanlar şimdi daha şeyli, uykulu bir zamandalar artık. Orada da durumumuz çok iyi değil. Bilmem farkında mısın? Bulgaristan'da ciddi sorunlarımız var.
Var tabii. Bulgaristan'ın içinden karıştığımız için orada bir takım siyasi partiler kurdurduğumuz için falan böyle bir takım. Onlar kurulacak yani, ona Bulgaristan bir şey diyemezsin. Yok, orada, Bulgaristan orada, durumunda olsa oradaki herkes... bir Türk partisinin yeterince İslami öncelikleri olmadığı gerekçesiyle Türkiye'den birileri orada böyle daha İslami öncelikleri var. İşte o çok tehlikeli, öyle şeylerle karışmaya kalkarsan çok tehlikeli. Bizim dış bakanlarımızdan biri gitmiş mesela Makedon, Arnavut Türk var değil mi ortada, Makedonya'da. Dedim ki öbürüyle iyi olur, öbürüyle iyi olacak, bundan daha iyi, karışmayacaksın. Yani lokal liderler, yerli halk, yerli liderler kimle nasıl olunacağını daha iyi tespit ederler. Çünkü onlar tecrübeyle edinir bunu. Biz ise bilmeyiz bunu, coğrafyayı bilmeyiz ve karışmak çok yanlıştır. Ne İslami, herkes Müslüman. Siz ne kadar biliyorsunuz o işi, ne anlıyorsunuz? Yani bunun kendine göre bir yapısı var. Şimdi Bulgaristan'da çok kalabalık bir Türk unsur var. Yani bu bir azınlığın sınırlarını geçecek durumda. Ve buradaki insanların, eğer onlar hakikaten demokratik, Kopenhag kriterlerine uygun çoğulcu bir topluma geçmişlerse, ki öyle diyor, bu tip çıkışların olmaması mümkün değil. Olur, ona tahammül etmeyi öğrenecekler. Yani bu çok açık, ona tahammül etmeyi öğrenecekler. Öğrenmedikleri takdirde insanlar tabii çok solluğa gark olurlar, o açık. İran da ne olur Türkiye'nin durumu? Çünkü İran, Türkiye'nin aslında bölgede çıkarların en fazla çelişeceği, Osmanlı döneminden beri sürekli sorun yaşadığımız ve Türkiye'yi en fazla yıpratan da ülke. Bir ölçekte evet, bir ölçekte evet. Fakat yani İran'la olan çatışmalarda, çatışma demeyeyim de gerilimlerde, sureti katiyede etnik unsurun kullanılmaması gerekiyor. Yani o işe ciddi olarak karışmamamız gerekiyor. Ama kültürel ilişkileri devam ettirmek gerekiyor. Ve şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki İran'daki Türk azınlık İranlı. Yani İran'ı biz kurduk diyor. Bu çok önemli. İran'ı biz kurduk, bizimdir diyor. O Türk azınlıktan İran'da pek çok devlet adamı, pek çok dini komutan önder çıktı. Komutan falan hepsi çıktı tabii. Yani hem hala çıktı ve çıkıyor her zaman için. Evet. Bu benim en çok çekindiğim nedir biliyor musunuz? Büyük emperyalist devletlerde de olmuştur. Yani İngiltere çok iyi oryantalist diye, Almanya çok iyi oryantalist diye. Orta Doğu'da her zaman akıllı politikalar takip etmediler. Hele Almanya çok bilir, çok yanılır. Garip bir memlekettir. İngilizlerin de vardır çok kaba hataları falan. Fakat bilmeden bir politika gütmeye kalkmak o en tehlikeli şey. Yani bu insanların coğrafyanın ne kadar ciddi bir disiplin olduğunu, düşünce olduğunu ve onun üzerinden çok ölçülü şekilde hareket gerektiğini bilmeleri lazım. Bazı şeyleri atmamız lazım kafamızdan. Mesela nüfus meselesi. Bizim nüfus sorunumuz yok. Yani biz genç bir memleketiz. 21. asırda da böyle kalacağız ve bu bir avantaj bizim için. Çünkü insan enerjisi en önemli üretim faktörü, çok açık. Fakat hiçbir zaman bu ölçüyü kaçıracak derecede üremiş toplumlarda huzuru devam ettirebilecek unsur değil. Çok tehlikeli. Buralardan kaçınmak lazım. Yani nüfusumuzu bu seviyede korumamız lazım. Nüfusumuzu kendi ürememiz dışında, kendi öz ürememiz, çoğalmamız dışında kontrol etmemiz lazım. Yani yabancı unsur isteriz ama bu mesela rastgele böyle şuradan geleni al, rastgele buradan geleni al. Hayır. Kimi alacağınızı bilmeniz lazım. Karar vermen lazım. Lazım. Bunu plan dahilinde evet, yapman evet, lazım. Evet, yani evet. Bugün Amerika'nın göçmen politikası gibi. Bir ara bunu yaptılar yani. Çok iyi yaptılar. Evet. Bir ara da çok alçakça yaptılar. Siz biliyorsunuz herhalde. İkinci Cihan Harbi'nde Amerika'nın home ofisi Yahudi göçüne vize vermedi. Yani evet. Avrupa'ya verdiği normal kontenjanın çok altında hareket etti. Almadı adamları.